Spor analizden mutlu akşamlar diliyorum değerli izleyenler. Evet, TFF 2. Lig'de 12. hafta tamamlandı ve Bursaspor 2 maçlık galibiyet serisinin ardından kendi evinde beklenmedik bir mağlubiyet aldı ve taraftarlarını bu hafta üzdü diyebiliriz değerli izleyenler. 3-1'lik Kırşehir mağlubiyeti, bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Aynı zamanda Bursaspor'daki tüm gelişmeleri değerlendireceğiz ve önümüzdeki haftada Bursaspor Kırklareli deplasmanına çıkacak. Sadece Bursaspor cephesinde değil, aynı zamanda Bursa takımları cephesinde de bu hafta bir galibiyet olmadı ve Bursa camiasının tamamıyla yüzü gülmedi diyebiliriz. Karacabey cephesinde keza aynı ve İnegöl cephesinde de galibiyet serisi bozuldu. Dilerseniz kısa hemen skor ve puan cetvelleriyle ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Akabinde de değerli konuklarımı sizlere takdim edeceğim. Evet, Bursaspor biraz önce de ifade ettiğim gibi kendi evinde Kırşehir Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu ve Yeşil Beyazlar almış olduğu bu mağlubiyetin ardından ligde 12. basamakta ve 12 puanla yer alıyor. Evet, Karacabey Belediyespor'da kendi evinde bu hafta Diyarbakırspor'u ağırladı ve Karacabey Belediyespor'da kendi evinde 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı ve Karacabey Belediyespor'da Bursaspor'la aynı puanı paylaşıyor. Onlarda da puan 12, ancak averajda Karacabey Belediyespor, Bursaspor'un bir basamak üstünde ve 11. sırada yer alıyor. Bu grupta Esenler Erokspor ve Vanspor Futbol Kulübü 27'şer puanla 1 ve 2. sırayı paylaşıyorlar. 25 puanla da Ankaraspor 3. sırada yer alıyor. Düşme hattına baktığımızda Serik Belediyespor 9 puanla 16. sırada. Kırşehir Futbol Kulübü Bursa'da aldığı 3 puanla puanı 8 yaptı ve 17. basamağa yükseldi. Ve ligin son 2 sırasında da 18 ve 19. sırada Zonguldak Kömürspor 6 puan, Adıyaman Futbol Kulübü de 6 puanla yer alıyor. Kırmızı grupta İnegölspor'da biraz önce ifade ettiğim gibi mağlubiyetle kapattı haftayı. İskenderunspor deplasmanında 3-1'lik bir mağlubiyet aldı Bordo Beyazlar ve 14 puanda kaldı İnegölspor ve 10. sırada yer alıyor. Bu grupta da Ahmet Sportif'in 29 puanla liderliğini görüyoruz. Kastamonu 25 puanla 2. Isparta 32 Spor'da 24 puanla 3. basamakta yer alıyor. Düşme hattına baktığımız zaman burada 16. sırada Arnavutköy Belediye 10 puanda, 17. sırada ve aynı puanda 68 Aksaray Belediyespor var. 18. sırada Belediye Derincespor var 8 puanda ve son sırada da Uşakspor yer alıyor ve puanı 4. Evet değerli izleyenler, bu akşam yine çok değerli bir konuğumuz var. Bursaspor takım kaptanı Furkan Emre Ünver bizlerle birlikte bu akşam. Değerli kaptan, sevgili kardeşimiz Furkan, hoş geldin diyorum öncelikli olarak. Hoş bulduk abi, merhaba. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Senin nezdinde Bursaspor Yönetim Kurulu'na da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Bizlere bu yayın izni verdiklerinden dolayı da çok teşekkür ederiz. Ve program partnerim Bursaspor'da bugün spor koordinatörü sevgili Barış Yalım. Sevgili Barış, sen de hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin abi. Herkese mutlu günler diliyorum. Biraz hala sesimde bir sıkıntı var, izleyenler bilir. Hasta da olsa Furkan'la birlikte bu programda sana eşlik ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani bu arada yaygın bir şey de var, salgın bir durum da var açıkçası. Tüm hastalara buradan acil şifalar dileklerimizi de iletelim bir kez daha. Furkan, karşılaşmanın değerlendirmesiyle başlayacağız. Ama öncelikli olarak sen tabi bu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldın. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde. Dilersen önce bir sakatlık durumundan başlayalım. Çünkü izleyicilerimiz de muhakkak onu merak ediyorlar. Son durumun ne? Bir. İkincisi, uzun zamandan beri bu sakatlıkla ilgili bir mücadelem var. Yani onunla ilgili de bir detay bilgi de bizler paylaşırsan çok seviniriz. Yani abi şu an durumum iyi. Bugün antrenmana katıldım takımla birlikte. Maçtan önce bir sıkıntı yaşamıştım. Rahatsızlığım vardı. Bir enerji düşüklüğü, işte nasıl diyeyim, genel bir halsizlik tarzı bir sıkıntım vardı. Bir de eklenme ağrılarım vardı. Barış abi de bilir, geçen sene yaşamıştım böyle bir durum. Evet. İşte onu atlatmaya çalışırken baktım takıma, yani zarar vermekten korktum. O yüzden hani mazur görmelerini istedim. Hocaya işaret ettim. Hı hı. Şu an iyi durumdayım ama iyi. Furkan da orada şey yapmış abi, bak bizim gibi nefes darlığı da çekmiş oluyorsun. Evet. Çünkü hasta insanda biraz yürüdüğü zaman abi daha çok öksürüyorsun ve daha çok hasta oluyorsun. Büyük ihtimalle biraz enerji düşüklüğü hissettim. Bir de eklem ağrılarım da vardı zaten. Öyle bir sıkıntı yaşadım. Geçmiş olsun diyelim. Tamam. Serik deplasmanında da sanki... Yok Serik deplasmanında bir sıkıntım yoktu ya. O normal bir değişiklik. Normal bir değişiklik. Taktiksel anlamda. Evet, taktiksel. Yani o farklı bir durum değildi. Değerli izleyenler, ben hemen yayın mecralarımızla aktarmak istiyorum. Türksat Kablo TV 890'dan 16 TV'yi izleyebilirsiniz. Aynı zamanda TV Plus 247'den bizleri takip edebilirsiniz. 16 TV sosyal medya hesaplarından da aynı zamanda bu yayını canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve cep telefonu uygulamalarından da artı dijital medyayı da indirerek aynı zamanda cep telefonu uygulamaları üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. 16 TV yayın platformlarının her yerinde var diyebiliriz ve bizleri bu akşam ve tüm yayınlarımızda an be an takip edebilirsiniz. Karşılaşmaya gelecek olursak, öncelikle Furkan, senden bir değerlendirme alalım. Her ne kadar oyundan sakatlık nedeniyle çıkmış olsam da geçtiğimiz hafta biz hocamız Murat Sözkesen'i burada ağırladık. Evet. Ve Kırşehir mücadelesiyle ilgili olarak burada yayında da Kırşehir'in ligin dibinde olması herkesi yanıltmasın. Evet. Aynı zamanda yani kadro olarak aslında tehlikeli oyunculara sahip olan bir takım olduğunu altını çizmişti Murat Hoca. Hafta içinde çalışmalar hangi boyutta gitti? Hafta sonunda saha içinde neler yapılamadı sana göre? Yani öncelikle bence hafta içinde iyi çalıştık. Hani rakibe hem oyuncularına iyi çalışmıştık. Ama hani istediğimiz oyunu, yani hocamızın istediklerini sergileyemedik. Zaten bu da mağlubiyete sebep oldu herhalde. Çünkü gerçekten bence iyi çalışmalar yapıyoruz hani rakibe yönelik. Hı hı. Ama bunu sahaya yansıtamadık yani bu hafta. Burada sizi bozan biraz da şey mi oldu? Benim gözlemime göre rakip biraz da 3. bölgede pres yaparak, yani evet, sizin oradan çıkışınızı da dengesiz yakalama noktasında böyle bir kesinlikle komple bir pres de... Biz de mesela 3. bölgede baskı yapmayı düşündük ama tam anlamıyla yapamadık. Yani topa sahip olmayı düşündük ilk yarı ama onu da beceremedik yani. Kendi opsiyonlarımızı yaratamadık. O yüzden biraz istemediğimiz bir sonuç oldu bizim için. Aslında her iki tarafında düşünme mantığı aynıymış ama diğer taraf evet, sizi bozmuş, öyle diyelim. Evet, olabilir. Yani evet, o gözüküyor, ortaya çıkıyor. Çünkü yani şey oldu mesela, atılan golde orada biz hatta Barış'la da konuştuk. Yani o dakikalarda tribünler de devreye girdi. Evet, kesinlikle. Böyle ciddi bir coşku oldu. Evet. Tansiyon yükseldi, ambiyans yükseldi. Siz takım halinde daha önde oynamaya başladınız. Ve dedik yani Barış'la da, yani gol geliyor. Evet. Hani gol kendini hissettirdi. Yedikten sonra normalde düşen bir takımdık golü yedikten sonra. Ama bu sefer golü yedikten sonra da daha çok baskı kurduk. Golü bulduk. Taraftar gaza geldi, herkes gaza geldi, biz gaza geldik. Olmadık bir penaltı. Ki o konuda da hakeme de geleceğiz. Yani saha içinde olan bir futbolcu olarak zaten takım kaptanısı. Bu hakemlerle alakalı, tamam bizim takımın performansı düşük. O ayrı bir nokta. Ona zaten geliriz de hakemlerle alakalı neden biz bu kadar çekiyoruz Furkan? Vallahi sen de kaptan olarak konuşuyorsunuz zaten. Yani ikincilikte zaten en büyük gördüğüm yani sıkıntılardan birisi yönetilen maçlardaki, yani nasıl diyeyim, görevlendirilen hakemler oldu evet, yani. Yani geçen sene de aynı, bu sene de aynı. Yani bir şey var hani, herkesin gördüğünü onlar yapmak istemiyor mu veya işte görmüyorlar mı anlamadım. Ve bu bize de çok denk geldi. Geçen sene de, bu sene de. Ya ben hep bu konuda yakınıyorum zaten çevremden. Çağatay'la konuştum mu o penaltı pozisyonunda? Ben evet, bir tribünden birisi çekmiş videoya baktım. Direkt böyle elle bele şarj var. Kesinlikle. Yani zaten kendisiyle ben maçtan sonra da konuştuğumda o da öyle dedi. Yani ki öyle bir atmosfer verdi ki o an. Evet. Yani kesinlikle o penaltı verilecek diye evet, bekledi herkes. Geldi yani, böyle tık yapıyor. Bir de yani... hadi diyelim ki top uzadı gitti, bir şey oldu, topu kaptırdı da kendine attı diyeceğim. Topu da kaptırdı, topu önünde Çağatay'ın. Kaleciyle karşı karşıya kalacak. Hüseyin abi sen o görüntüyü gördün mü bilmiyorum. Evet, arkasından çekmişler. Direkt beline sol elle bir şarj var. Zaten Çağatay ufak tefek topçu. Bir anda bütün gücünü kullanarak geldi oraya. Bir anda denge kayboldu. Evet. %100 penaltı pozisyon. Bir de geliyor böyle şaka gibi, böyle yok diyor bir şey. Ya şimdi... Tabii yani hakemler ciddi anlamda etki ediyor. Yani ama biz Süper Lig'den Bursaspor'un düştüğü süreç itibariyle baktığımız zaman o kadar kötü hakem performanslarına şahit olduk ki hani burada alt ligde olduğumuz için buradakiler, benim yorumum yani, biraz daha bana şey geliyor açıkçası, hafif geliyor. Çünkü yukarıda çok daha feci durumlarla karşılaştık ve bu Bursaspor'un bence çöküşünün de nedenlerinden de, başlı nedenlerinden de birisiydi. Yayınlanmadığı deplasmanlar falan çok doğruyorlar bu sefer. Bak tekrar söylüyorum, bunun altını çizeyim. Tamam, takımın performansı kötü. O ayrı bir tartışacak bir konu ama hakemlerle alakalı ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu engellememiz adına Bursaspor yönetimi bir açıklama gerçekleştirdi karşılaşma sonrasında. Sonra bir metin de yayınladı. Aslında o metinde çok ciddi ithamlar da var Hüseyin abi. Evet. Yani ben ona baktığımda gerçekten bugün hatta kastettikleri insanların sessiz kalması da beni biraz kuşkulandırdı. Çok ciddi ithamlar var. Yani kime söylendi belli. Kimlere söylendi belli ama sessiz kalındı. İlginç bir durum söz konusu. Demek ki bir duyum aldı Bursaspor yönetimi ki bunları açık bir şekilde söylüyorlar. Ama şöyle de bir şey var sevgili Barış. Karşı cephenin konuşmamasını da ben gayet normal karşılıyorum. Neden? Çünkü konuşsan Bursaspor markasına zarar verir. Anladın mı? Zarar verecek kesin. Yani Bursaspor markasına zarar verir. Yani o yüzden hani bu iş Bursaspor yönetimiyle diğer şahıslar ya da diğer kurumlar meselesi değil. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bahsetmiyorum. Şeyden bahsediyorum. Yok, eski başkanları direkt diyor ki yani deniyor ki. Anladım. Eski başkanların diyor, ya çok enteresan bir tam bu yani. Polemik olmasın diye. Evet. Polemik olmasın diye. Ya Bursaspor düzelsin 3 puan alsın da. Evet. O tabela çok önemli abi. Bak Serik Belediye maçında mesela dönecek olursak ilk yarım saatte biz 2-3 tane gol yiyebilirdik. Serik Belediye deplasmanında. Yemedik, direndik. Çok güzel kurtarışlar Canberk'ten. Defans keza aynı şekilde. Sonra 2 tane attık ilk yarıda. Maçı da kazandık keza 90 dakika sonunda. O skor tabelasında 3 puanı gördükten sonra herkesin yüzü gülüyor. Performans ikinci şey. Kesinlikle. Bu ligdeyiz abi. TFF 2. Lig'deyiz. Yani bunun bilincine geçtiğimiz programda da Murat Hoca da söyledim. Biz Buci'yi atıyorum. X bir takımı yeniyoruz. Seviniyor futbolcular ki gayet doğal genç futbolcular. Ya sanki Real Madrid'de yendik. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz şu anda biz TFF 2. Lig'de olduğumuzu da farkında değiliz cami olarak. Evet. Ben de geçen programda söylemiştim. Bizim Real Madrid'imiz Buca. Esenler, Barcelona bilmem ne. Bizim şu anda durumumuz bu. Bunun varlığına varmamız lazım. Yani. Aynen. Şimdi bu 12 haftalık periyotta sevgili Furkan baktığın zaman senin nazarında şimdi yayın öncesinde böyle kısa bir konuşma şansımız da oldu. Biraz bizim grup dengeli bir grup gibi gözüküyor. Evet. Diğer gruba nazaran baktığımız zaman. Sen takım kaptanı olarak baktığın zaman tabii ki gönül daha yukarılarda olmayı arzu eder ama takım performansı işte sezon başından beri gelen süreç vesaire hepsini böyle harmanladığın zaman nasıl değerlendiriyorsun? Bulunduğumuz noktayı, bulunduğumuz yeri nasıl görüyorsun? Ve nereye gidebilir bu hikaye? Yani öncelikle abi bence hani sezon başından beri başlayan süreçte şu an bence en iyi noktadayız diye düşünüyorum. Bu hafta keşke mağlup olmasaydık tekrar galibiyetten sonra ben burada otursaydım ama. Tabii muhakkak. Ama arkadaşlık, takımdaki işte takım kimyasının birbirine uyumu, yani hocamızın bize yaklaşımı çok daha iyi noktada şu an bence sezon başına. Çünkü genç bir takımız, zaman isteyen bir grup var. Bence şu an iyi bir durumdayız ama daha iyi olabilmiş kesinlikle olabiliriz. Yani gelişmeye açık bir takımız bence. Ama baktığın zaman takım arkadaşlarınla aynı grupla oynuyorsunuz. Geçen evet. sezondan beri aynı grupla oynuyorsunuz. Evet. Burada aslında bence benim kendi kişisel yorumum en büyük handikap sende. Neden en büyük handikap sende? Şimdi geçen sene siz 4 tane abiydiniz. Evet. Enver Cenk, Hasan Ayaroğlu, Kubilay evet. Sönmez, Furkan Emre Ünver. Şimdi 4 tane abiydiniz. 3 abi gitti, bir abi kaldı. Şimdi burada sen hangi zorlukları yaşıyorsun? Tek başına kaldın. Ya aslında çok yani zorluk. Yani saha içinde ben aslında futbolumla bir şeyleri göstermeye çalışıyorum onlara. Saha dışında zaten sürekli konuşuyoruz. Hani nasıl yapabiliriz, nasıl daha iyi olur. Yani çünkü hepsi 18, 19, 17 yaşında çocuklar çok yani. Evet. Yani dile kolay, siz çok daha iyi bilirsiniz. Bundan 10 sene, 15 sene önce böyle şeyler çok yoktu yani. Hani şu an çok şanslılar. Çok böyle kıymete bilinecek bir kulüpte oynuyorlar aslında. Değil mi? Evet. Yani bunu nasıl daha iyi değerlendirebilirler, nasıl kendilerine hem de kulübe katkı koyabilirler. Ben sürekli saha dışında konuşuyorum onlarla. Ama hani saha içinde onlardan da tek beklediğim sorumluluk almaları. Hani gerçekten çok istiyorum. Çünkü yapabilecek kapasiteye sahibiz. Hepimiz Vakıfköy'de yetiştik. Yani milli takımlarda oynadık. Alt yaş gruplarında. Yani çoğu öyle. Konuşuyoruz sürekli. Biraz yapabileceklerinin farkında olsalar ve hangi kulüpte oynadıklarının farkında olsalar hani çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Ki o noktaya ilerliyoruz. 2 hafta önce de yani yenildik. Adıyaman'a geldik, kazandık, gittik seriye kazandık. O takım dün yenilen takımdı aslında. Bugün aslında yani onu da biz başardık. Bugün kaybeden de biziz. Ama bu sürekli böyle gitmeyecek. İnşallah iyiye doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Biz geçen hafta burada sizlerin yani bazı oyuncuların da bireysel performanslarını da Murat Hoca ile değerlendirdiğimizde ilgimi çeken detaylardan birisi şu olmuştu. Oyuncu performanslarını değerlendirirken Melih Sağlam'a sevgili Barış orada bir vurgu yapmıştı. Hı hı. Murat Hoca dedi ki bugün dedi mesela Melih dedi geldi ve dedi birebir kendisiyle görüştük dedi. O da hocam bu savaşın içerisinde ben de artık yer almak istiyorum diye bir ifadesi olmuş. Hı. Murat Hoca'ya. Benim ilgimi çektiydi. Yani ki burada, süre de aldı sonra. Bu maçta süre aldı. Evet, bu maçta süre de aldı. Yani şimdi burada tabii büyük bir handikap mesela senin için gene hem senin için hem takım adına daha 12 haftalık bir periyottan bahsediyoruz. 3. hocayla çalışıyorsunuz. Şimdi 3. hocayla bu sefer, yani burada şunu asla senden tabii ki öyle bir söylemen olmaz. Ben de öyle bir şey istemiyorum, beklemiyorum. Hani 1. hocada eksi şuydu, 2. hocada şuydu değil. Ama şimdi Murat Hoca geldikten sonra futbolcu grubunun da böyle bir yaklaşım tarzı içerisine girmesi, moral motivasyonun biraz daha yukarıda olması, evet, biraz daha hedefe kilitlenme ya da senin söylediğin gibi mesela sorumluluk alma duygusunda biraz daha işi yukarıya çıkarabilme noktasında evet, yaşananları da senden detayları almak istiyorum ben Furkan. Yani siz de dediniz abi zaten yani sezon başından beri 3. hocamız ve bence hani şu ana kadar çalıştığımız bütün hocalar da hani hep katkı koymak istedi hepimize. Değil mi? Herkesten bir şeyler aldınız aslında. İyi niyetliydi, evet, kesinlikle hani yani oradan dediğiniz gibi başka bir şey öğrendik, buradan başka bir şey öğrendik. Murat Hoca geldiğinden beri zaten hep yani az önce konuştuğumuz gibi hep takımın potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik bizle hep özgüven aşılamaya çalıştı. Ya bence başarılı da oluyor. Yani o konuda da çok teşekkür ederim kendisine. Çünkü yani iyi bir süreç geçiyorduk bu maça kadar. İnşallah bu maçı unutup önümüzde böyle galibiyetlerle devam ederiz de yani hepimiz için hem Bursa için çok daha iyi günler olur. Ama yani hoca konusunda Murat Hoca bize dediğim gibi hep özgüven. Hani yapabileceklerimizi daha nasıl yukarıya çekebiliriz? Bu konuda bize çok yardımcı oluyor yani. Evet. Ki bu futbolcu grubunun 6. 7. hocası abi. Hani evet, geçen seneden beri aynı, evet, takım var. 6. 7. hocası. Yani futbolcuların da aslında ya neden bu futbolcu iyi performans ortaya koyamıyor dediğimizde şu noktada var. Yani her hocanın istediği farklı istekleri oluyor. Çocuk ne yapacağını şaşırıyor. Düşünsene abi daha şöyle söyleyeyim 1,5 sezon bile olmadı 6 hoca. 1,5 sezonda 6 hoca. Yani bu futbolcuların da performansını etkileyen şeylerden bir tanesi. Evet. Ki Furkan'a ben de bunu soracağım. Son haftalarda mevki de değişti. Evet, bu değişikliği bana çok soruyorlar. Ya Furkan'ın mevki değişti, birkaç futbolcunun mevki değişti. Acaba nasıl hissediyorlar diyor. Tam Furkan gelmişken sormak lazım. Aynen süper. Tam dediğin gibi sevgili Barış böyle cuk tam yerine denk geldi bence. Çünkü hani ben Murat Hoca'yı burada da onu da söyledim. Yani hem senin özelinde söyledik. Evet. Hem şimdi mesela Bilal Güney ofansif yönü olan bir oyuncu. Bilal Güney'i sol bekte görüyoruz. Ozan İsmail sol bekten çıktı. Öne geldi. Buca maçında Abdullah Tazgil'i sol önde gördük. Bir sonraki karşılaşmada Barış Dalkaran'ı solda gördük. Evet, gibi gibi. Soru süper. Evet. Yani ben kendi açımdan değerlendirecek olsam yani hoca bana bunu geldiğimizde hani konuştuğumuzda söylemişti. Buca maçından önce sanırım oynayabilir misin diye. Ben Buca maçında cezalıydım. Evet. Yani sorduğumda çünkü şey dedim hani hocam şimdi bayağıdır da orada oynamıyorum. Hani bilmiyorum ama hoca şey demişti hani yapabilirsin güven kendine demişti. Çıktığımda da kendimi iyi hissettim. Hani zaten tek amacım takıma katkı koymak. Yani bu geride olur, önde olur. Yani hocamız nasıl değerlendiriyorsa ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum yani. İyi hissettim ama kötü hissetmedim. Aslında daha kolay bir mevki. Çünkü arkasında arkadaşları var. Diğer türlü evet, arkanda sadece kalıcı kalıyor. Biraz daha riski yüksek. Bu hafta ama galiba Ertuğrul'un da kaç cezası olduğunu düşünürsek evet, belki eski bölgende yine oynayabilirsin. Evet o zaman Furkan aynen. Yani mecburiyet var yani. Bu hafta öyle gözüküyor. Furkan evet, bu sezon en çok merak ettiğim soruyu sorayım mı? Buyurun. Sen nasıl o kırmızı kartı görürsün? Çok haklısın. Yani çünkü bir de Furkan hani takımda en son görmesi gereken topçu. Evet. Bu tarzda bir sarı kart. Unuttun mu orada sarı kartını? Yok yani, unutmadım abi de hani o pozisyonda unuttum. Hani o an yani o sarı kartım aklıma gelmedi gerçekten. Çektikten sonra evet, peki. Sonra bir de ilk sarı kartı çok kolay yediğimi düşünüyordum. Çünkü bir yani herhangi bir kötü bir söz söylememiştim hakeme. Ha, itirazdan. Hani, nasıl oldu? Doğru. Bir de oradan eleştirmiştik. Evet, doğru. Şimdi hatırladım. Eleştirirken hatırladım. İlk sarı kartı itirazdan yiyorsun. Evet. İkinci sarı kartı inanılır gibi dedi demiştim. Evet. Yani, yedikten sonra çok pişman oldum ben de. Zaten özür de dilerim. Mesela benim çok uzun yıllardır bu kadar şok olduğum konulardan, nadir konulardan bir tanesidir. Şok oldum yani. Hani evet. Allah Allah dedim ya, Furkan çekti, indirdi, sarı kartı var. Yok, benim kesinlikle yapmamam gereken bir hareketti. Ya, ben de çünkü orada unuttuğunu düşünmüştüm. Evet. Yani. İşte bak sağ içinde o bak, anlık. Bu da konsantre dağılması. Aslında mesela ben bu haftaki yazımda biraz şey yaptım, bu konuya değindim. Neden değindim? Burada yine o konuyla ilgili de senden bir bilgi almak istiyorum. Şimdi sadece Murat Hoca'nın özelinde söylemiyorum. Sezon başından beri Bursaspor Yedek Kulübesi'nden hani teknik adamları kastetmiyorum. Yardımcılar, diğerleri vesaire falan, hani sürekli saha içerisine bir müdahale var. Evet. Ve neredeyse bizim yedek kulübesi her maç hakemlerden kart görüyor. Böyle bir durum yaşıyoruz. Ve benim kendi yorumum bu. Hatta Murat Hoca'ya atıfta bulunarak, hocam dedim bu işe bir el atmanız dedim gerekiyor acilen. Çünkü neden? Çok şık olmuyor. Her hafta Bursaspor Yedek Kulübesi'ne sarı kartlar, kırmızı kartlar çıkması nahoş bir durumu oluşturuyor. Ve aynı zamanda sürekli oradan sizlere seslenilmesi de bence oyuncu grubunu da dağıtıyor. Benim kendi yorumum, kişisel yorumum. Ha bilmiyorum, siz etkiliyorsunuz, etkilenmiyorsunuz. Sen neler söyleyeceksiniz saha içinde? Yani ben hani etkilendiğimi söyleyemem ama hani belki atmosferi değiştirebilir yani bu durum. Çünkü o an bir yani futbol oynamaya çalışan bir grup var, orada itiraz eden bir grup var. Farklı bir durum oluyor, evet. Farklı bir durum oluyor. Ya bence de hani hoş bir görüntü değil kesinlikle ama bence bu kötü niyetle yapılan değil, kötü değil. Şey değil. Yani şimdi o mesela hakemin yanlış verdiği kararı mesela Bursaspor Yedek Kulübesi çözmeye çalışıyor ama çözme tavrı agresif olunca bu sefer ne oluyor? Siz cezalı duruma düşüyorsunuz. Doğru. Yani çünkü şey yok ki, yani bu ligde var yok, bir şey yok. Hani keşke var olsa. Keşke olsa. Hani keşke o kararı, penaltıyı vesaireyi falan tekrar VAR'dan inceleme şansı olsa. Hani bunlar olmadığı için biz Bursaspor Yedek Kulübesi, tribünler, bizim tabii gazeteci olarak öyle bir lüksümüz yok da hani o diğer kim varsa o olayın içerisinde herkes topyekün bağırsa hakem kararından döner mi? Dönmez yani. Anca ne olur işte maçtan sonra nasıl Bursaspor Yönetim Kurulu bir açıklama ve bir basın bülteni yayınlar, öyle olur yani. Ama stadyumda 40.000 kişi olsa, hadi 40.000 abartı, 20.000 kişi olsa, o mesela penaltı pozisyonunda yine taraftar bağırdı ama 3.000 taraftar var mesela. Evet. Ama orada 30.000 taraftar hıı diye bir varsa zaten o hakemin eli otomatikman gidecek penaltı noktasına. Bizim taraftarlarla alakalı, onu da soracağım zaten. Bursaspor taraftarının gelmemesi sence nasıl etkiliyor takımı? Aslında çok fazla Bursaspor taraftarının gelmesi de genç futbolcuları demoralize edebilir. Mesela bazı olumsuz tezahüratlar geçmiş yıllarda olup da çok düşen futbolcu oldu. Evet. Hatta yine geçen hafta Yusuf'tan bahsettik, Adana Demirspor'da oynayan. Yusuf Erdoğan geliyor. Yusuf Erdoğan. Nasıl çıkmıştı değil mi? Evet, şeyde maçta çalışmıştı. Evet, yani taraftarın dezavantajı da olabilir, avantajı da olabilir ama Bursaspor taraftarı bu sezon gelmiyor maçlara maalesef. Ki son karşılaşmada yine %50 arttı. Taraftarın olup olmaması nasıl etkiliyor sizi? Ya ben kesinlikle olmasından yanayım abi. Çünkü atmosfer yani çok etkiliyor futbolcuyu. Yani futbolcu da kendini zaten hani nasıl derler, o tünelden geçermiş gibi evet, sahanın içinde hissediyor kendini. Ve destekleri de çok fazla, geçen sene PTT senesinde de yaşamıştık bunu. Bir Kocaeli maçını kazanmıştık. Evet. Çok iyi hatırlıyorum, hani bir su şişesine atmıştı. Mesela o taraftar o maçı bize kazandırmıştı. Doğru. Hatırlıyorum. Hem çok, size çok ekstra var, etki hem de evet, rakibe ekstra korku. Evet. Yani hakeme yazan şekilde. Kesinlikle. Hani ya, gönül ister ki her hafta artar ama bu bize de bağlı tabii ki. Hani bizim sonuçlarımıza da bağlı. Ya biz de yani camianın olumlu yönlerine katkıda bulunmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz yani. İnşallah Furkan. İnşallah. Ya gönül ister ki o dolu tribünlerde güzel futbol, evet, bir an önce bu ligden kurtulmak. Kesinlikle. Herkesin gönlü bunu istiyor yani. Bu evet, kaçınılmaz. İstemeyenler zaten Bursaspor düşmanıdır yani. Ya bir de ben 40 yıldan beri Bursaspor maçlarını seyreden birisi olarak ben hayatımda ilk defa bir bayanın saha içine girmeye çalıştığına şahit oldum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Gözlerime inanamadım. Hakeme işte saha içine gidip herhalde hakeme bir şeyler söyledi. Abi yani, enteresan. Oradaki güvenlik güçleri kendisini tuttu ve tribüne götürdüler. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Ben ilk defa gördüm. Bir kadın giriyor içeriye ve işin ilginç tarafı bize mesaj yaptı o kadın. Öyle mi? Ya o ben miyim değil miyim teyit etmek için video istedi. Ya sen girip girmediğini bilmiyor mu? Değil mi? Ben miyim değil miyim, o video var mı elinizde gibi bir mesajı var bize. Yani o, çok ilginç. Demek ki o denli kendini kaybetmiş. Kaybetmiş evet. Ya. Yani olsun yani bu Bursaspor sevdasının kadın erkeği olmuyor ama bu kadar sevda fazla. Yan hakem kaçıyor sonra. İşte biraz önce ben Bursaspor yedek kulübesi derken işte bak mesela bayan taraftarımız da bak, çünkü işin ceza hukukunda bayan erkek ayırmıyor. Tabii. Sahaya diyor taraftar girdi. Sahaya taraftar girdi dediği zaman farklı bu sefer sana cezayı uygulayabiliyorlar. Biz zaten %99 PFDK'ya sevk ediliriz. Ben de hatta bugün bakıyordum. Bugün salı günü PFDK'ya sevkler var. Perşembe günü ceza şey var. Acaba o sahaya girme olayı şey var mı diye bakacağım. Hatta neyse güvenlik güçleri yakaladı canım. Evet, tam kaç çizgisini orada yakaladılar yani. Şu anda hala daha belli olmamış. Ki geçen sene de Ahmet maçı çok farklı bir şey. Evet çok farklı bir atmosfer. 40.000 taraftar vardı. Yani en iyisiydi yani herhalde. Müthiş bir maçtı. Ben hiç şöyle bir şey hissettim. Hayatımın en güzel günüydü. Değil mi? Bir de evet. Kazandım mı işte diyorum ya, kazandım mı başka çok başka. O atmosferi mesela Allah korusun kaybetsek yani çok farklı yere çok gidebilir. Çok farklı hissedeceğiz. Evet. Kazandık mı her şey değişiyor. O Serik Belediye abi çok farklı ya. Tabii, bak Serik Belediye ilk yarım saatlik iyi oynamadık zaten, çok pozisyon yedik. Ama sonra kazanıyorsun ve hiçbir önemi yok başka şeyin. Kesinlikle. Yani bir de şimdi Furkan için yani Bursaspor macerası olarak değerlendirdiğimiz zaman Furkan bence Bursaspor kulübünde farklı bir noktaya gidecek kariyer olarak da. Öyle gözüküyor. Zaten hem ilki var hem de helal olsun. Yani buradasın diye söylemiyorum. Devam söylüyorum zaten. Yani Furkan Süper Lig'den bu yana, Süper Lig'de de oynamış, PTT'de de oynamış, TFF 2. Lig'de de oynamış. Furkan'ın hiç mi teklifi yok? Yani 16-17 yaşındaki genç kardeşlerimiz daha... Kısa bir Etimeskut oldu. Evet, o bir sakatlıktan çıktığım bir dönem vardı, oynamadığım bir dönem. Oraya oldu. Gitmiştim. Orada zaten Tunağan hocamız vardı. Tunağan Hoca. Evet. O da çok yardımcı oldu bana. Buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz Tunağan Hocam'a. Bırakmıyor abi yani. Evet. Bırakmadı ve bu zor gününde benim aklıma şey geliyor. Juventus'un küme düştüğünde Nedved vesaire bırakmamıştı, Del Piero'lar falan. Yani Furkan da aynı o şekilde bırakmadı takımı. Gerçekten ben tüm Bursaspor camiası adına teşekkür ederim kendisine. Ben teşekkür ederim. Bir de tabii hissini öğrenmek istiyorum. Orada hisleri de öğrenmek lazım. Yani sen üst üste küme düştün aynı zamanda o takımla. Düşünebiliyor musun? Ya bu çok travmatik bir durum aslında senin açından da baktığın zaman. Neler yaşadın? Neler hissettin? Yani abi iyi deneyimler değildi. Değil mi? Evet. Ama yani ben bu kulübün çok iyi günlerini de gördüm. Hani o günlerde zaten şu anki aidiyetimizin sebebi de o günler yani. Değil mi? Evet. Hani zaten altyapıdan çıktığım için hani iliklerime kadar işledi. Şu an arkadaşlarımızda da olduğu gibi herhalde. 97 grubundan işte önemli bir gruptan. Evet. Sizin jenerasyon, 6. jenerasyon. Evet. O günlerde çok farklıydı. Ben mesela şampiyonlukta da stattaydım. İşte ondan sonrasında da stadın ilk açılışında da vardım. Şu anki oynadığım stadın. Hani güzel günleri yaşadım burada da. Kötü günler de yaşadık. Son dönemler olumsuz olarak gidiyor ama hani içeride hep bir şey kaldı. Hani olmaya devam edecektir de hayatım boyunca. Yani hep hizmet etmeye, iyi niyetle yaklaşmaya devam ettim. Bundan sonra da öyle olacaktır. Şimdi Furkan'ın söylemini geçen haftaki Murat Hoca'nın söylemiyle örtüştüreceğim burada. Çünkü Murat Hoca da şöyle bir şey ifade etti burada. Yani Bursaspor'un dedi kaybolması ve gitmesi benim dedi anlarımın dedi kaybolması anlamına gelir. Kesinlikle. Ve dedi bunu dedi kabul edemem dedi. Kesinlikle. Bu çok bence beni de burada duygulandırdı açıkçası. Şimdi senin söyleminde de aynı böyle örtüşüyor. Ve abi Furkan'daki hissin birebir aynısı bende de var biliyor musun? Mesela ben de işte gazeteci 2006 yılında başladım. Daha sonra tabii takım şampiyon oldu Furkan. İşte şampiyonluktan öncesinde zaten varız. Şampiyonluk oldu. Sonra özel uçaklarla deplasmana gitmeler. İşte yurt dışı kampları. İşte Antalya'da kamplar. Biz mesela şeyle Hikmet Karaman'la Siifelt'e gittik. 28 gün kamp abi. 40 tane topçu götürdü. Yani bir ay kamp. Yani sanki bedelli askerlik yapıyoruz. Ama Siifelt'teyiz. Yani özel uçaklar, onlar bunlar, ortamlar, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda yenmeler vesaire. Oradaki ortamlar inanılmaz iyi ortamlar. Yaşadıktan sonra şimdi kötü ortama düştüğü zaman da bırakmak veya Bursaspor takip etmek. Ya Bursaspor bana mesela çoğu kişi geliyor. Ne yapıyor mesela? Uzun yıllar görmemiş veya mesela. Ne yapıyor? Bursaspor takip ediyorum, devam işe. Bursaspor mu kaldı ya? Ne takip ediyorum? Başka iş mi yok? Yok kardeşim, benim için başka bir iş yok. Ben Bursaspor takip edeceğim yani. Allah korusun. Yok olana kadar demek istemem zaten ki öyle bir şey olması mümkün değil. Yani Bursaspor var oldukça ben Bursaspor takip etmeye devam edeceğim. Hem işim hem de senin söylediğin gibi gerçekten iyi günlerini gördüm ve Bursaspor sayesinde biz çok şey yaşadık. Bunun da parantez içinde hani nankörlüğünü yapamam. Evet, hakkını ödeyemeyiz. Gerçekten yani. Hakkını ödeyemeyiz. Yani Bursaspor'un ben yaşantımda hakkını ödeyemem. Mesela insanlar iş yapar, ben işimi yaşıyorum. Biz yaşıyoruz, Bursaspor'la yaşıyoruz. Sen de öyle. Kesinlikle. Şimdi sen iş yapmıyorsun mesela. Sen zaten futbolcu, yani hem futbol oynuyorsun, zevk aldığın bir şey yapıyorsun hem de üstüne para alıyorsun. Ben de aynı şekilde. O yüzden Bursaspor'un buradaki yeri bizim için çok önemli. Ve Bursaspor'u böyle zor günde bırakmamak gerekiyor ki işte Bursaspor'un zor günde bırakanlar futbolcular veya işte basın mesela değil. O günlerde, geçtiğimiz programda söyledim, o günlerde o özel uçaklara, işte Bursaspor'un tüm o Ali Koçlar, Mali Koçlar, işte Galatasaray, Fenerbahçe, oradaki tüm resepsiyonlara gidenler vesaire şimdi hiç yok. Hepsi ortadan kayboldu. Aha babalar ortadan kayboldu. Ama Bursaspor tekrar Süper Lig'e çıktığında ki çıkacağına çok inanıyorum yani. Kesinlikle. Hatta %100 diyelim. Tabii ki bu 3 sene sonra olur, 5 sene sonra ama 10 sene sonra olmaz. Olacak. O zaman olduğu zaman o isimler tekrar çıkacak ya. O zaman da ben inşallah bu programı yapacağız. Belki o gün Furkan tekrar konumuz olur. O günü, bugünü tekrar hatırlayacağız o günde. Ama o zaman söyleyeceklerimiz çok daha ağır olacak. Tabii tabii. Yani şimdi bak doğru planlamalarla şöyle bir senin söylemene ilişkin sevgili Barış şöyle bir örnekleme yapayım. 2014 yılında Ankara Gücü bu durumları yaşıyordu. Evet. Ve Ankara Gücü kulübü kapanmasın diye o zamanlar sosyal medyada böyle bir şey kampanyalar başlatılmıştı. Aynı zamanda Bursaspor taraftarına ve Bursaspor kulübünün de kardeş kulüp olmasından kaynaklı olarak destekleri burada hatta erzak desteğine kadar yapılmıştı. Evet. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kulüpte futbolcular için falan bunlar yapılmıştı ve sonra doğru planlamalarla bir şekilde borçlar ayarlandı vesaire falan. Şimdi 2014-2023 Ankara Gücü Süper Lig'de oynuyor ve iyi de bir mücadele ortaya koyuyorlar. Senin söylediğin gibi hele ki biz Süper Lig şampiyonu olan bir camiayız ve potansiyelimiz ciddi anlamda çok büyük. Evet. Türkiye'de çok önemli bir noktadayız. Biz de bu doğru planlamaları yaptığımız zaman ve biraz önce sevgili Furkan'ın altını çizdiği gibi yani biz Vakıfköy'den geldik. Bizde aidiyet duygusunu daha fazla hissetmemiz lazım diye bir cümle kullandı. Burada mesela şeye getireceğim sözü şimdi. TFF 1. Lig'den Bursaspor küme düşerken o sezonda mesela şampiyon olacak diye yola çıkılan ve çok transfer yapılan bir kadroydu. Evet. Ama bence sevgili Furkan yine yorumunu alacağım ama o sanki o aidiyet duygusunu onlar anlayamadılar, idrak edemediler. O oyuncu grubu gelenler ve gidenler. Özellikle yabancı kısmında, yabancılarda. Evet. Neden söyleyeceksin sen o noktada? Yani orada dediğiniz gibi abi çok toplama bir kadro oldu. Hani ligi pek bilmeyen oyuncular geldi. Hani PTT 1. Ligi bilmeyen oyuncular. Yani iyi bir seviyeye geldi son döneme doğru. Ama Bandırma'da kaybedip küme düşmüştük. Dediğiniz gibi hani kulübün için bir önceki senesinde mesela yanlış hatırlamıyorsam işte Ali Akmanların, işte Burak Kapacak'tan olduğu senedeki Erkan Kamut dönemi. Evet. O farklıydı mesela. Orada aidiyetimiz daha yüksekti. Bir de o zaman pandemi dönemi vardı, taraftar yoktu. Böyle maçlarda bir enteresan. Aslında televizyondan böyle bağlı gibiydik. Evet, yani. Evet, öyle bir durum vardı. Evet. Çok güzel bir yani histi hepimiz için. O sene biraz dediğiniz gibi hani hem toplama hem ülkeyi hani Bursa'yı bilmeyen insanlarla yani anlaşmak çok böyle zaman almıştı. O zaman alınırken aslında maçları kaybediyorsun, tam kazanıyorsun bazen ama hani vakit kaybediyorsun. Tabii. Yani vakit de şu an hepimiz için en önemli şey aslında. Aynen öyle, doğru. Furkan az önce bahsetmedi mi? Hani genç futbolcular bile şu anda bu formanın ne kadar ağır olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz diyor. Altyapısına yetişmiş topçuya. Yabancı futbolcu anlamıyor ki işte. Evet, doğru. TFF 1. Lig'de takım diyor. İşte 2-3'te parasını alamıyor. Bir şey oluyor. Salıya gidiyor. Çok 10 sene önce falan birçok topçu antrenmanlara da çıkmıyordu yabancı topçular. Ya ufacık böyle yönetimde bir sıkıntı yaşıyor. Çıkmıyorum diyor antrenmana kardeş. Çok yaşadı Bursaspor bunlar işte. Aidiyet duygusu çok önemli. Yabancı futbolcuları bunları aşılamak çok güç. Çok zor. Çok güç abi. Yani şimdi zaten Bursaspor kulüp tarihinde bile hani Bursaspor'u böyle canı yürekten sahiplenmiş olan yabancı futbolcuları saysak hani bir elin parmakları. Yok. Bak bir elin parmakları. Çok net söylüyorum yani. Ve zaten son dönemde genç jenerasyon şampiyonlukla birlikte Batacay'ı gördü. Batacay'ı seyretti. Tabii ki Batacay'ı bu anlamda söyleyecekler. Biz de işte eskiye döndüğümüz zaman biz de Allah rahmet eylesin rahmetli Nejat Biyediç'i söyleyeceğiz burada. Hemen aklımıza gelenler. Ondan zaten sonra... Batacay'da Biyediç geldi. Benim de aklıma direkt ikisi geldi abi. Hani şimdi hani yabancı olduğu sahibi. Burada hani gene sayarız ama hani burada bu iş onu geçmez yani. Evet. Çok sayısal anlamda geçmez. Yani bugün mesela bu kulübün Allah rahmet eylesin tabii çok efsane isimleri var. Rahmetli Mesut Şenler, Ersel Atıparmaklar vesaire falan ondan sonra çok efsane isimler var. Ama şu anda mesela Sedat Kaptanımız, sevgili değerli büyüğümüz Sedat Özden abimiz değil mi? Mesela onu da futbolculuk hayatında gördük, izledik, performansını, yaptıklarını, aynı zamanda Wembley'e, İngiltere'de milli takım başında kaptan olarak çıkmış bir isim. Yani düşünebiliyor musunuz? Aslında sizler için ve tüm oyuncular için bir maden. Kesinlikle. Ciddi bir maden. Kesinlikle. Kulüpte de, geçen kulüpte denk geldik biz Sedat Hoca'yla. Evet. Yeni neslin de aslında Sedat Hocaları bilmesi lazım. İşte o aile ya bu bilgisayar işi çok değiştirdi işi ya. Yani çocuklarda şey kalmadı. Ne kadar böyle biliyorlar mesela? Bak orada soralım. Yani Sedat Kaptan'ı takım içindeki arkadaşları ne kadar biliyorlar? Bak abi bu soruyu hemen üstüne söyleyeceğim. Cevap alalım. Yanımda benim işte yeğenim vardı Orkun. Sedat Hoca'yı biliyor musun? Biliyorum dedi. Efsane Bursaspor'u. Peki dedim en çok nereden biliyorsun dedim. Ne dedi biliyor musun abi? Sedat Hoca da hatta güldü. Dedi ismi dedi köprüye verildi dedi. Oradan biliyorum dedi. Bak yani. Yani isminin köprüye verilmesini ne biliyor? Wembley vesaire hikaye. Bilmiyor yani. Yani futbolcu kariyerini bilmek lazım. Şimdi evet. Futbolcular ne kadar biliyor? Güzel bir soru. Ama yani aslında izlemediler de. Tabii yaş olarak tamam evet. Tabii ki. Ben de izlemedim. Hani babalarından, ailelerden. Evet, kesinlikle geliyordur yani. Hani çünkü burada aktarılan bilgiler de çok. Yani ben bunu niye söyledim biliyor musun sevgili Furkan? Her şeyde siz kendi teknik direktörünüzden ve idarecinizden beklemeyin diye. Kesinlikle. Hani sizler ailelerden de aynı evet. Zamanda şu anda dijital teknolojiyi kullanıyorsunuz. Ya çok basit aslında. Evet. Girin buradan bütün her şey çıkıyor. Her şey çıkıyor. Ya fotoğraf bilgisini abi bir empati yapsana Furkan. Milli takımın kaptanı Wembley deplasmanında kaptan olarak sahaya çıkıyor Bursaspor'lu topçu. Hmm. Yani şu an hayal edin bak empati kuramazsın yani. Ve bu adam şu an kulübün içinde, ben işte gördüm gidiyor vesaire. Bu adamın ne kadar önemli bir isim olduğunu, ya mesela benim antrenmanımı izlese ben ekstra bir performans ortaya koyarım. O iz yokken ama tanıması lazım işte. Aynen. Hani köprüye ismi verildi benim yeğen gibi olmaz yani köprüye ismi verildi oradan değil yani. Şimdi bir de tabii o jenerasyonlarda, o dönemlerde, şimdi o dönemlerle sizin dönemleri biraz da böyle örtüştürdüğümüz zaman fiziksel tabii şimdi dediğin gibi şimdi mesela senin oynadığın şu andaki takımda yaş grubu daha da aşağıda. Evet. Ama şöyle de bir eleştiri var. Bize en çok sokakta maruz kaldığımız sorulardan birisi diyorlar ki ya Hüseyin abi ya da Hüseyin ya bunlar genç çocuklar. Yani evet koşma muhabbeti maruz yani nasıl abi. Niye bu kadar yani koşu kaliteleri düşük niye bu kadar ikili mücadelelerde zayıflar? Bununla ilgili sevgili Furkan nedir senin gözlemin ya da senin de aynı zamanda kendi adına da yaptığın çalışmalarda evet, yani, hangi boyutta? Ya onu hocamız da bize söylüyor. Kesinlikle böyle bir eksik gözüküyor. Sahada da var. Ama yani bu biraz hani sezon başı işte çalışma şartları da olabilir. Yani nasıl diyeyim? Yani sezon başını iyi geçirdik aslında ama hani belki çok daha iyi geçirebilirdik. Hani şu an onu şey yapamam ama bence yani, burada Yalçın Hoca'ya kırmak da istemiyorsun biraz ama ben çok severim. Daha iyi bir kamp dönemi geçirmesi gerekiyordu bu sporun. Yani bu açık net bir şey yani. Belki o an hani bunu fark etmemiş de olabiliriz onu bilmiyorum ama yani oynadığımız lig sert bir lig. Yani bu kesin doğru bir de herkes yani gelişim çağında. Hani yaşlardan belli tabii. Yani abi. Hani nasıl derler ergenlikten yeni çıkan aynen, arkadaşlarımız. Belki şu an bir sene sonra çok daha farklı bir noktada olacaklar fiziksel anlamda. Ama sezon başı kampı Furkan, yani şöyle Yalçın Hoca'yı ben çok seviyorum yani buradan selamımızı yetelim. Hatta konuk da alalım inşallah Yalçın Hoca'ya. Yalçın Hoca çok önemlidir ya. Ben çok önemli. Yani. Ama ben o zaman da kaç defa söyledim. Bursaspor yönetimi de şöyle dedi. Yalçın Hoca istemedi dedi sezon başı kampını. Bir de öyle bir sezon başına denk geldik ki Türkiye'nin ölçülmüş güzel. En sıcak yazı. Ya o da çok zorlamış. Ya 45'te esen antrenman yapıp işte sezon başında o müthiş antrenman temposunu yakalayamayınca sezona yansıyor. Bu sefer de sen eleştiriliyorsun. Diyorsun yani, ki bu çocuk koşamıyor. Aslında ama. Yani iyi çalıştığımızı düşünüyorum ama hani biraz sahaya yansıması beklediğimiz gibi olmadı. İşte sen ne dedin? Geç yansıyor dedin. Bunun evet. Sebebi işte sezon başındaki hazırlık kampı. Evet, şimdi orada biraz şöyle de bir şey var. Senin dediğin gibi sevgili Barış, buradan yine yayında da sevgili Yalçın Hocam hem saygılarımı iletiyorum hem de inşallah davet edeceğiz programda da. Hocam birlikte de olacağız. Şöyle de bir şey var. Bak sezon başında bunu muhakkak burada kısmetse Yalçın Hoca'yı da sorarız. Benim öngörüme göre, düşünceme göre öyle bir süreç yaşandı ki sevgili Barış. Kongre, akabinde Yalçın Hoca, akabinde ekonomik anlamda darboğaz. Bu sefer ne oldu? Herkes bir fedakarlık yapmaya çalıştı. Belki Yalçın Hoca da kulübü ekonomik anlamda rahatlatabilir miyim? O da değilmiş abi. Ben yönetim memurunu sordum. Dediler ki biz sponsorla kamp sunduk. Yalçın Hoca istemediler. Yani buradan Yalçın Hoca'nın cevabını bekliyoruz tabii ama yönetimin net cevabı bu. Aynen. Onun tabii detaylarını yine dediğim gibi burada biz Yalçın Hoca'yla konuşuyoruz. Yani böyle bir üst üste geldi her şey. O kadar üst üste geldi ki yani burada oyuncu grubu bile bu sezona nasıl başlayacağız, nasıl götüreceğiz, nasıl devam edeceğiz? Tabii karma karışık. Soru işaretleri muhakkak kafalarda oldu. Belki onlar şimdi yeni aydınlanıyor. Belki onlar içinde. Olabilir. Yani baktığın zaman şimdi Furkan belki kendi adına bir şey söyler ama diğer oyuncular da baktığın zaman herkes için çünkü yorum farkı vardır. Bir de en büyük handikapı çok güzel bir şey söyledi. Şu anda ergenlikten çıkıyor bu birçok oyuncu. Tabii. Şimdi annesi babası bir şey demese okuldaki arkadaşı, sokaktaki arkadaşı ondan sonra Bursaspor'la ilgili kendisine bir olumsuz bir şey söylediği zaman etkilenir. Yönetemez. Yönetemez abi, ki. Ben 15-16 yaşındayken hemen lisede işte ders bitsin de mahalle maçı falan yapalım diye hevesleniyordum. O mahalle maçını organize edemiyorduk. Yani biz şimdi diyoruz ki Bursaspor futbolcular bizi alsın Süper Lig'e çıkarsın oynasın diye. Çok doğru yani 15-16 yaşında. Şimdi geçtiğimiz günlerde Bursaspor YouTube kanalında röportajları yayınlandı. Allah topçular aklıma gelmedi ya. Kimden yayınlandı Furkan? Mustafa Genç'le Tuğhan Yıldız. Ya dinledim. Gerçekten çocuklar ya. Evet. Ya bildiğin çocuk. Bak. Ya, öyle ama işte yani. Ve onlar da elinden geleni gerçekten yapıyor. Hani böyle böyle konuşuyorlar işte yapmaya çalışıyoruz vesaire falan diye. Onları anlatırken bir çocuk. Ya bu çocuğu hakikaten böyle bakkala gönder 2 ekmekte 3 ekmek de getirebilir. Ve biz bu çocukları eleştirirken hakikaten dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu anladım o yayından sonra. Ki biz çok dikkatliyiz. Bazı yaşı biraz daha yüksek olanları eleştiriyoruz. Yani eleştirmek sebebimiz de şu. Şimdi ben Furkan'ı kırmızı kart gördü diye eleştirmeyeyim mi mesela Furkan? Yani direkt buradan kendisini eleştiriyor adam. Düşünsene babası eleştiriyor, annesi eleştiriyor %100. Sen diyor nasıl sık kart görürsün diyor. Biz de eleştireceğiz ki daha iyi olsun diye. Ben sadece performans açısından söylüyorum. İşte Yalçın Hoca'ya söylüyoruz. Hocam kamp istiyor bu takım yani. Burada 45 derecede olmaz. Olmadı işte. Belki Yalçın Hoca da farklı düşünmüştür dediğin gibi abi. Bak herkesin kendi düşüncesi var. Evet, herkesin kendine göre bir düşüncesi var. Şimdi mesela Enver Cenk Şahin'i göndermeyelim bu takıma katkı sağlar dedik. Adam mesela diyorum başka bir fiyat istedi. Yönetim başka bir şey istedi. Yani herkesin farklı. Mesela ben o gün Enver Cenk Şahin'le konuşuyorum. Abi diyor böyle. Ulan haklısın ha diyorum. Doğru söylüyorsun. Yönetici arıyor. Ya diyor böyle haber yapmışsın. Olay böyle diyor. Bu söylediğim ki yönetici sen haklısın. Enver arıyor. Yani herkesin bakış açısı gerçekten çok farklı. Burada en güzel şey tarafsız bir şekilde bakmak ve Bursaspor futbolcuları veya işte yöneticileri, teknik heyeti neyse artık Bursaspor'un menfaati şeklinde eleştirmek. Yani bizim asli görevimiz bu aslında. Ama futbolcularda maalesef çok daha iyi bir döneme denk gelebilirlerdi. Evet. Ama onlar da kendini geliştirmek adına mesela ben bunu soracaktım. Orada da yeri geldi. Bir tane de absürt bir örnek gördüm onu söyleyeceğim. Gördüğüm kadarıyla ve sorduğum kadarıyla antrenmandan sonra futbolcular ekstra antrenman yapmamış. Biz yıllarca antrenmanın tümüne geliyorduk. Yıllarca tümüne geliyorduk. Sen daha da bilirsin zaten Furkan. O zaman kim ne yapıyor, ne ediyor her şeyi net bir şekilde görüyoruz. Evet. Antrenman sonrasında mesela Enes Ünal antrenman sonrasında devamlı çalışan bir topçuydu. Devamlı gol çalışıyor, şut çalışıyor. Adam nerede? Yani antrenman sonrası çalışmalar çok önemli. Şimdi Real Madrid'e giden Arda Güler 2 tane fotoğrafı koymuşlar 4 ay arayla. En son, daha dün gördüm fotoğrafı. Arda Güler'in bacaklarını çekmişler. Bir tanesinde bacak böyle, dal gibi Arda Güler'in. Şimdi olmuş böyle. Roberto Carlos gibi olmuş Arda, 3 ayda. Arda Güler. Ya ben mesela bir futbolcu olsam, ya tamam Real Madrid örneğinden bahsediyoruz ama demek ki 3 ayda dahi böyle bir fiziğe sahip olabiliyorsun. 3 ayda dahi. Neden ben olmayayım? Benim neyim eksik? Tamam Bursaspor TFF 2. Lig'de Sıkıntı değil. Yarın TFF 1. de olur ve sen kendini de düşünebilirsin. Kesinlikle abi. Ya futbolcu illa Bursaspor'la da var değil yani. Kendini de geliştirmek adına. Antrenman sonrasında çalışma olur, özel çalışma olur, fiziğini geliştirsin. Az önce sen çok güzel söyledin abi. Fiziksel anlamda da çok eksik topçular var. Mesela Turhan Yıldız'dan bahsettik. Adamı Roma Inter çağırdı. Ama fiziğe baktığında kendisi de zaten söylüyor. Fiziksel anlamda sıkıntım var diyor. Tamam işte bunu çalışacağız. Bunlarla alakalı sen çalışacaksın. Senin isteğin önemli. Okulda derste de yani istemeyen çocuk sınavı geçemez kardeşim. İstemesi lazım. İstediğin kadar özel öğretmen tut, en iyi okula gönder. Eğer o çocuk istemiyorsa okumak, o sınavı geçemiyor. Yani futbolculuk da bu şekilde. Kesinlikle. Bile aklıma geldi. Dediğin gibi örneklerde Bursaspor'un Süper Lig'de olduğu dönemlerde şimdi ligin çok önemi yok. Biz Sabek Şener'i o zaman TFF 2. Lig'den aldık. Evet. Yani baktığın zaman geldi ve ilk 11 oynadı ve Bazar gibi bir adamı kesti. Bazar gibi adamı kesti. Formayı aldı. Formayı bırakmadı. Hatta sonra bir röportajında Şener'i hiç unutmam şey demişti. Yani ben kendimi geliştirmek ve fiziğimi kuvvetli hale getirmek için odun da kırıyorum. Böyle ağırlıklar da çekiyorum falan demişti. Hatta bazı insanlar bunu böyle hafife almışlardı. Ve ben bunu çok önemsemiştim mesela. Çok güzel bir konuya değindin abi. Hemen onunla alakalı bir şey söyleyeyim. Şener'le oynama fırsatı olmuş mu Furkan? Yok, izledim. Şener abi böyle bir mütevazi bir insan futbolcu görmedim. Dediğim gibi odun kırıyorum vesaire dedi ya. Röportaj yapıyoruz, Antalya'dayız. İşte Şener'le röportaj yaptık. Abi o kadar mütevazı ki işte her şeyi yapıyor falan filan. Ben bunun fotoğrafını çekeceğim. Böyle şekilli şukul çekeceğim. Bir şeyleri taşımam gerekiyor. Şimdi şey yapmayayım onu. Dedi ki abi sen dedi bırak dedi. Ben de yaparım. Adam fotoğraf çekeceğim topçuyu. O taşıyor. Süper Lig'deyiz mesela. Hani şimdiki mesela genç arkadaşlarımızdan birkaçından belki de daha inanılmaz mütevazıydık. O taşıdı, o şey yaptı falan filan abi dedi. Sen dedi hiç yorulma dedi. Hani benim kaldıramayacağım bazı şeyler vardı. Yaptı, etti, pozunu verdi, fotoğrafını verdi, röportajını yaptı. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında muhteşem bir topçuydu ama sonra ekmeğini yedi. Tabi yıllar sonra. Ben mi yedim ekmeğini? Üst üste oynadı. Ekmeğini o yedi abi. Bak Bursaspor da yedi, kendisi de yedi. Evet. Yani zaten şu andaki topçulardan isteğimiz o. Bursaspor da senin ekmeğini yesin, sonra sen de kendi ekmeğini ye. Tabii. Seni daha yerlerde görelim. Sen de git yani üstüne koyarak. Yani şimdi mesela... Furkan'ın jenerasyonundan işte Enes Ünal'ı mesela şimdi biraz önce söylediniz ya. Enes Sevgili de mesela yine aklımda bir anekdot var. O zaman Christoph Daum Enes'e belki sevgili Furkan da çok iyi bilir. Şey demişti yani sen ne zaman dedi stoper Sivelli'yi yıkarsın yıktığın zaman dedi sen golcü olursun dedi. Daum demişti Enes'e. Benim hafızamda kalanlardan mesela. Şimdi Sivelli kapı gibi bir adamdı. Evet. Şimdi Enes'in o zamanki gelişim sürecini düşün. Tabii zorlanıyor yani Sivelli her türlü galip geliyor. Ama Daum ona Enes'e aslında bir ışık yaktı. Yani dedi ki güçlen. Evet Enes çok cılızdı. Çalış. Hedefini gösterdi. Evet. 2 sene önce Enes'i ben uzun süre görmemiştim böyle. Milli takımda bir gördüm 1,5 sene önceki yani şeyde. Buldozer gibi olmuş. Evet. Ya işte olay bu ya. Adam nasıl bakarsa olacak. Nasıl olur arkadan? Furkan nasıl olur? Yani ya da niye olmuyor ya da nasıl olur? Yani dediğim gibi abi sizlerin de dediği gibi ekstra hani çalışmak... Hani biz örnekleri veriyoruz. Bizde evet, örnek çok. Zengin. Ekstra çalışmak gerekiyor kesinlikle. Hani bir kere bir futbolcunun sadece fiziksel olarak da değil, mental olarak da kendini çok geliştirmesi lazım. Özellikle Bursa'da, Bursaspor'da oynuyorsa mental olarak güçlü olması lazım bir kere kesinlikle. Yani iyi bir futbolcu olmak isteyen birisi sadece fiziksel olarak yetmez yani. Tabii. Yani o yüzden hem fiziğini geliştirip hem de mental açıdan çok sağlıklı durumda olmak için çalışmak gerekiyor ekstra. Sizlerin dediği gibi yani. Bu odun kırmaksa odun kırmak. Yani öyle yani evet, baktığın zaman bu şimdi fiziksel anlamda evet, insana bir artısı var mı? Var. Kesinlikle var. Sizi yani seni vücudunun dinç tutar yani. Atletizm yani. Baktığın zaman yani. Bütün her şeyi içerisine evet, dahil ettiğin zaman. Bir de burada şey de merak ediyorum yani tamam antrenmanı yaptık. O oldu bu oldu. Kondisyonu da yaptık. Onu da çalıştık. Ama takım halinde siz birlikte ne kadar zaman geçiriyorsunuz sevgili Furkan? Yani tesislerde, tesisin dışına çıkalım. Dışında da sosyal hani oturuyoruz. Oturuyoruz öyle kafeye gidiyoruz. Hani hep birlikte değil, hep birlikte yaptığımız şeyler de var. Ama tabii yok o takım hali, evet, o ayrı bir şey. Evet, o ayrı bir şey. Hep birlikte yaptığımız yemekler de oluyor. Mesela savunma oyuncuları siz hep birlikte bir yere gidip oturup böyle bir analiz yapıyor musunuz kendi içinizde? Savunma olarak böyle direkt savunma olarak yapmadık ama ben mesela... Hücumcular da mı geliyor? Yani şey, oluyor, karışık oluyor genelde. Tamam. Evet. Yani vakit geçiriyoruz yani. Çünkü evet, burada bir de önemli, şu da var. Kesinlikle, çok önemli. Yani bu değil tabii yani telefon olmadan. Evet, telefon değil. Yani yoksa herkes gidip kafede telefona bakıyor. Yok, ya derdimiz bir yani hepimizin, o yüzden. Bir de benim en çok merak ettiğim Furkan şu, maç izliyor musunuz? Hani senin nezdine sorup bütün takımdaki arkadaşlarına da soruyorum bunu. Çünkü ben bazen öyle bir pozisyonlar görüyorum ki sahada, ya futbol, ya bırak abi bak, futbolda 2 gün önce başlasa o hata yapmaz bazen. Yani o kadar acımayıcı. Diyorum ki yani bu çocuklar maç izlemiyor mu acaba? Mesela Premier Lig'dir, Bundesliga'dır, odur budur. Açıp da mesela ben bütün hafta sonumu, tabii ki sevdiğimden dolayı yani şey yapıyorum, açıyorum, bütün maçları izliyorum yani. Premier Lig'de belki daha çok işte, ya da Bundesliga izliyorum vesaire, ama izliyorum, devamlı izliyorum. Ama futbolcunun da izlemesi gerekiyor. Kesinlikle. İzliyorlar mı acaba yani sen? Yani mesela... Ben gördüğüm kadarıyla tesiste falan seyrediyoruz yani. Seyrediyoruz yani. Yani 5-6 kişi, 6-7 kişi ne kadarsak seyrediyoruz yani. Bir kim demişti, bir hoca söylemişti, yurt dışından mı, yurt içinden mi, önemli bir şeyde, PlayStation'ı yasakladım diye. Yani PlayStation, FIFA, PES oynamıyor topçular. Çünkü inanılmaz bir zaman. Söyleyeyim mi? İsmail Kartal, Fenerbahçe. Heh, İsmail Kartal, evet. Evet. Bak. Osayi sanırım. Osayi da patladı. 19'da 19 giden bir takım değil mi bu? Tabii. 19'da 19 giden takıma ne söylüyor? Evet. İş orada patladı ama işte Osayi sabahlara kadar oynuyormuş. Yani düşünebiliyor musun? Abi oynadı mı da sabaha kadar oynatıyor. O ayrı. Ben PlayStation'ı bak hep alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 hepsini aldım. Alıyorum. 3 ay sonra satıyorum. Çünkü oturdum mu hakikaten abi 6-7 saatin temiz gidiyor. Şimdi ama bak eskiden şöyle bir şey vardı işte 80'lerde 90'larda o zaman hani şu anda onu söylemezler belki ama o yıllarda şunu söylerler. Bir futbolcu için tabii teknoloji yok ya o dönemlerde. Teknolojinin olmadığı dönemlerde bir futbolcu hakkında bir şey ortaya atılırdı. Ya şu futbolcu şurada geziyormuş ya da şöyleymiş. Ama taraftar da derdi ki beni ilgilendirmiyor. Pazar günü çıkıyor çatır çatır o maça alıyor, aldırtırıyor, her şeyi yapıyor. Ben de onu alkışlıyorum diyordu mesela bu spor taraftarı. Nitekim de hakikaten o ismi çıkan futbolcuyu hafta sonu bir seyrediyorduk. İnanılmaz işler yapıyordu sahada. Ama şimdi geldiğimiz nokta itibariyle artık teknolojiyle birlikte çok şey çoğaldı. Bu sefer çok fazla zaman harcayan etmenler. Bu sefer var. Evet sen güzel bir şey söyledin. Yani güzel derken aslında olumsuz bir şey ama güzelliği şurada. Söylemde güzellik var. Bilgi anlamında. O PlayStation denen oyun seni alıp bir bakıyorsun sabaha kadar götürüyor. Evet. Yani sabahın nasıl olduğunu anlamıyorsun. Vücut. Ertesi günü antrenman var. Maç var. Hadi bakalım İsmail Kartal senden bir şey bekliyor. Murat Sözkesen Furkan'dan bir şey bekliyor. Mümkün değil. Olacak mı? Yani vücut bunu kaldırabilir mi? Abi sadece PlayStation değil. Başka konularda var da şimdi yayında söylemeyeyim. Yani. İşte Bursaspor'la alakalı değil. Yani neler oluyor yani. Ertesi gün maç olmasına rağmen o sorunsuzluk maalesef yansıyor işte yani. Ya futbolcu kendine bakacak abi. Aynen. Siz dışarı çıktığınız zaman Furkan kendinizi şehirde bu anlamda nasıl hissediyorsunuz? Şehirdeki esnafın, gittiğiniz mekanların sizlere yaklaşımı, tarzı ya da taraftarlar denk geliyordur. Evet. Onlarla olan diyaloglar neler yaşanıyor Furkan? Yani öyle dışarıda bir tepki olmadı çok şükür ama. İyi olmasın. Evet. Furkan yapısından da kaynaklı abi. Olmasın. Furkan biraz böyle çıkıntı olsa vesaire böyle şey olsa. Ya ama böyle çok böyle farklı yerlere de gitmedim yani bilmiyorum tabii ki. Hani hep böyle arkadaşlarım var işte eskiden beri devam ettim. Onlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorum hani kazandığımız maçlardan sonra genelde. Yani mağlup olduğumuzda da çok böyle şey yapmıyorum ya dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkıyorum diyorsun. Evet. Klasik evde zaman geçirmeye çalışıyorum. Evet. Tesiste evde. Yok bir şey de olmaz abi. Yani çok böyle... Yok. Evet. Şu andaki ortam çok şey değil. Değil. Eğer ki Furkan transfer edilen, mesela atıyorum işte ne diyelim Trabzonspor'dan transfer edilmiş yılda 7 milyon euro oluyor. O zaman yenisi sonuç takımı 3-0, 5-0. O zaman farklı bir şekilde hakikaten tepkilere yol açılan şeyler oluyor. Sağ olsunlar çok yapıcılar yani. Evet yani, Furkan ve genç kadro Vakıfköy'ün çocukları. O yüzden yenisi hani kızsan da, hani çocuğun gibi düşün be abi. Sen çocuğuna kızmıyor musun? Bana da annem babam neler kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. 5 dakika sonra... Yani sıkıntı yok yani. Bak ben canlı yayında şimdi çocuğuna kızmıyor mu dedin. Bak şimdi canlı yayında bir baba olarak ondan sonra şimdi büyük kızım Elif'ten özür diliyorum şimdi bak. Neden? bak Kırşehir maçından biz gazeteciyiz. Bak Kırşehir maçından çıktık. Eve gittim. Yani inan psikolojim allak bullak. Bak öyle bir hissediyoruz ki içimizde. Yani baktığın zaman ben şey değilim, taraftar değilim. Ben gazeteciyim. İşimi yapacağım. Yazı yazacağım. Salı akşamı spor analiz programı ile ilgili olarak değerlendirmelerin ne yaparız, ne ederiz, nasıl şeyler yapabiliriz, onları planlarını yapacağım. Bunları yapacağım ama kızım da demiş ki evde kendi kendine. Babam demiş, bakmış skora, Bursaspor mağlup. Babam demiş, çok agresif gelecek, çok sinirli gelecek. Aman ben babamdan uzak durayım demiş. Nitekim öyle oldu. 1-2 ondan sonra ben de işte agresifliğimde, o üzüntümden kaynaklı olarak onu da böyle bir kalbini kırdım yani açıkçası. Öyle öyle hata yaptım yani. Ben şimdi bir bak baba olarak itiraf ediyorum. Tabii. Şimdi Bursaspor bak insanı psikolojik anlamda nereye götürdüğünü burada anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani burada böyle bir üzüntü yaşıyorsunuz. Ha tabii ben çok böyle bağırarak çağırarak değil ama ondan sonra bak orada kendi kızımın bile kalbini, o da çünkü bana söyleyince ben zaten dedi demiştim dedi. Babam eve geldiği zaman yani etkiliyor abi, Bursaspor'u her türlü yani etkiliyor. İnsanın psikolojisi nasıl etkiliyor? Bursa şehrini çok etkiliyor. Şimdi kritik bir soru geliyor Furkan. Neydi? Transfer tatlısı. Transfer tatlısını ben özcü testlerinde Çağatay'a da sormuştum. Hı hı. O da takımın ikinci kaptanı. Şimdi birinci kaptana soruyorum. Transfer tatlısı açılırsa ne olur? Açılmazsa ne olur? Yani abi... En çok merak edilen soru bu bence yani. Diyelim ki açıldı yani. Bunu zamanında da yaşadık. Hani kapalı dönemden sonra yine açtık. Ya orada yapılan yanlışlar oldu. İşte siz de daha iyi biliyorsunuz yani. Ya bunu... Doğru bir planlamayla açılırsa yani Bursaspor'un prestiji açısından çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Önündeki bir engel bence. Doğru. Kesinlikle yukarıya gitmesindeki en büyük sebeplerden birisi olacaktır. Ya açılmazsa da biz yani elimizden gelen en iyisini yapıp bu kulübü layık olduğu yere ne kadar yaklaştırabiliriz onun mücadelesini zaten vereceğiz, vermeye de çalışıyoruz yani. Dediğim gibi yani açılmasını ben isterim yani. Yani herkes gibi açılmasını istiyorsun. Evet, idari bir konu. Ama tabii açılmazsa biz yine bu sezon korku yaşar mıyız Furkan? Tabii ki sen güzel şeyler takımını şey yapıyorsun. Evet. Yani üstüne koya koya gidiyor. Murat Sözkesen, Mustafa Gönden geldi. Kesinlikle. Evet bence de Mustafa ben tesislere de gittiğimde ki yarın da gideceğiz inşallah. Güzel bir ahenk var Hüseyin abi. Yani takım güzel. Antrenörler gayet yani güzel. Yani bize yapıyor. Bu sene korku yaşatacak mısınız yani? Sonra tabii ki yaşatmayacağız şeyleri de. Yani biz kimse öyle bir durumu yaşamak istemez. Ama biz yani gelişmeye devam ediyoruz. Ben takımımıza da güveniyorum yani o konuda. Özellikle şu iç sahaları kazanmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani. İç sahalar çok önemli çünkü bu ligde deplasmanlar çok zor oluyor abi. Bak şimdi biz Kırklareli'ne gideceğiz. Neyle karşılaşacağımız, nasıl bir zemin, evet, nedir hakikaten bilmiyoruz. Van'a gidiyorsun vesaire. Geçen sene işte Bayburt, Batman. Yani neyle karşılaşacağını bilmiyorsun saha, zemin. Ve zaten genelde de yeniliyorsun. Yani biz iç sahada, mesela ben Furkan şunu da söyleyeyim iç sahaya gelmişken. Evet, Ankaraspor bir kere mağlup oluyor. Bizim. Adamlar 3. sırada ve biz mağlup ediyoruz onları. Hı. İç sahada işte, tesadüfen de değil. İyi oyun, iyi baskı, rakibi hiçbir şekilde çıkarmayarak yendik. Ve bu takım yendi. Evet kesinlikle. Ve ligin en iyi takımlarından bir tanesini yendik ki adamlar zaten 12 maçta bir mağlubiyet Hüseyin abi. Evet. Bu takım yeniyor ve yani, çok iyi bir şekilde yendi. Yani böyle ne maçta dediği gibi Barış'ın yani o maçta böyle tam bir özgüven gelip de bir sonraki karşılaşmada bu özgüven mi kayboluyor? Ya biraz çabuk demoralize oluyoruz. Yani işte kadronun o gençliğinden dolayı çabuk yükselip çabuk düşebiliyoruz. Çok sert düşüş. Evet, dengeleyebilmek gerekiyor yani. Bu yüzden de dediğiniz gibi tecrübe işte çok lazım. Yani işte yönetebilmek. Evet. Ben onun için işte özellikle senin altını çizdim. Evet. Yani senin yanına şimdi abiler lazım. Yani senin de en azından omzundaki yükü alacaklar. Ona göre böyle bir dağıtacaklar. Ya çünkü... Herkes abi levelini yükseltir. Yani geçtiğimiz haftada konuştuk ya Murat Hoca'yla. Şimdi diyelim ki 10 üstünden 5 topçu 5 performans ortaya koyuyor. Yapılacak olan transferler ve iyi transferlerle o topçu da 10 üstten 7-8'i zorlayacak. Kesinlikle. Yani bir kere hani kendisini oynamak için yani futbolcu olmak istiyorsa oynamak zorunda. Evet. Yani hepimiz olduğu gibi. Oynamak için de önüne bir adam geliyorsa onu geçmek zorundasın. Evet. Yani herhangi bir üst olabilir. Ortamı. Rekabet ortamı bu yüzden önemli bence. Ya saha içinde de çok önemli. Ben işte iyi bir pas mesela attı. Şöyle bir şey düşünüyor musunuz acaba? Hani atacağın pasa şimdi bir koşacak adam var, bir koşamayacak adam var. Sen o pası mesela es geçiyorsun, o anda topu kaptırıyorsun. O yüzden söylüyorum hani böyle 5-6 tane transfer olduğu zaman ki dediğin gibi rekabet ortamı da artacak. Belki transfer edilen topçu oynamayacak. Yani öyle de bir durum var. Herkesin kendi elinde olan. O yüzden mesela sen abi iyi de olsan, bak çok basit bir örnek veriyorum. Atacağım pas mesela Hüseyin abi karşımda. Çok da iyi koşamadığını biliyorum. Hüseyin abi tam atacakken, bak şimdi atacağım koşamayacak. Dur atmayayım derken de topu kaptırıyorum. Halbuki çok da güzel bir pas atacaktım. Yani oynadığın arkadaşının da iyi olması senin de performansını üst seviyeye çekiyor. Hı hı. Yani bu da çok önemli mesela tatlının açılması Tamam, tam böyle dediğin gibi pasa geldik. Hatta bugün de yine bana şunu dedim, sevgili dedim, Furkan'ı bu akşam dedim programda ağırlayacağız kısmetse. Gene gelen şeylerden, eleştirilerden birisi takımdaki pas trafiğinin olmaması ve zayıf olması. Bu yönde neler söyleyeceksin sevgili Furkan? Yani abi hocamız da bu konuda bizi uyarıyor sürekli. Ben de farkındayım yani bir sıkıntının olduğunu düşünüyorum ama bence birazcık sorumluluk almaktan geçiyor saha içinde kesinlikle. Hani aslında oyuncu yapabilir onu ama o çekinmeden işte nasıl diyeyim özgüveni düşük ya da işte kaybetmekten korkuyor mu diyeyim. Doğru. Genç oyuncular olduğu için. Çünkü yani dolu bir seyirci önünde olsa belki iki pastan sonra hani ıslıklanabileceğini düşünüyor belki de yani bilmiyorum. Ama bu da etkiliyor. Yani kesinlikle mental olarak da sorumluluk almak gerekiyor yani saha içinde. Ya isabetsiz pas atacağıma yandakine dediğim top benden çıksın istiyor. Çalışmalarını yapıyoruz yani. Gerçekten hocamız da söylüyor. Yapıyoruz çalışmalarını. Ama gelişeceğini düşünüyorum. Yapabildiklerini gördükten sonra hepimiz için öyle. Gelişeceğini düşünüyorum. Ya şimdi hani bir gazeteci gözüyle bu takımın içerisinde yani yapamayacak demeyeyim de diğer arkadaşlarına göre bir tık aşağıda kalacak olanları ben biliyorum. Bir tık yukarıda olacak olanları da biliyorum. Bunu zaten teknik heyet benden çok daha iyi biliyor. Sadece senin dediğin gibi o kişilerin bunu kendi içlerinde hissetmesi. Evet kesinlikle. Ya bende böyle bir yetenek var. Allah bana kesinlikle böyle bir yetenek vermiş. Bunu kullanmam lazım. İşte bunu kullan. Evet. Yap bunu. Yani hikaye bu. Mesela hatta bugün yeri gelmişken bir profesörün de kısa bir Instagram'da bir videosunu gördüm. Bizde mesela dedi, toplumsal anlamda en büyük yanlışlardan bir tanesi dedi. Bu yanlışın içinde biz de varmışız bu arada, onu da anladım. Yani biz dedi, çocuk dedi İngilizceden dedi mesela geride kalıyor dedi. Hemen dedi İngilizce için dedi özel kursa gönderiyoruz dedi. Ya niye gönderiyorsun dedi İngilizceyi özel kursa dedi. Sen dedi bak bakalım dedi o çocuğun dedi neresi kuvvetli? Aynen onu evet, ben de izledim. Yani biz çocuğun biz kuvvetli... kötü tarafına iş yapıyoruz. Evet. Halbuki kuvvetli tarafın üstüne gitsen o yönde gelecek. Oradan şimdi bu takımın içerisinde bu topu alıp bu topla dans edecek olan oyuncular var. Tamam mı? Var yani bunu yapabilir. Evet. Ama dediğin gibi ya ben bunu götürürsem tribünden de 3 kişi bana ıslıklarsa evet, eyvah. Bu psikolojiyi atmaları lazım. Evet, mesela var mı Furkan antrenmanda çok başka, sahada çok başka? Aman pardon. Şimdi Sinan biraz da offside oluyordu. Yayın hatası. Yani antrenman senin de gördüğün yani, mesela kendisi de söyler. Yani daha çok şey beklediğim oluyor abi. Çünkü antrenmanlık performans evet, işte ondan bahsediyorsun. Söylüyorum da yani yüzüne de söylüyorum. Yani yapabiliyorsun orada da yapmalısın gibisinden. Oluyor yani öyle oyuncular. Kaptan çünkü abi söylemesi gerekiyor. Kaptan biraz bizim naif. Çok naif bir kaptan. Naif. Mesela evet. Furkan'ın da eleştirilen noktalardan bir tanesi de o. Evet. Ama adamın da karakteri ne yapacak yani? Adam şimdi, al kaptanlık uzmanlığını eğitlenmeyecek yani dakika bir gol bir. Evet. Adamın yapısı bu ki çok karakter düşük. Bak kaç tane hocayla, abi ben bütün hocalarla konuştum. Her zaman, yani tekrar söylüyorum yani izleyenlere de söyleyeyim burada diye söylemiyorum yani. Her zaman Furkan'ı karakterini çok ön plana çıkarttılar. Zaten çalışkanlığı farklı mı yok da. Evet. Ama karakter yapısı çok şey. Kaptan olup da şimdi mesela üst seviyedeki topçulara gel lan buraya git lan buraya diyebilir mi demez. Evet. Furkan'da da öyle bir durum söz konusu ama futbol da değişiyor. Mesela geçtiğimiz sene isim vermeyeyim tecrübeli futbolculardan bir tanesi. Çok fazla saha içinde küfrettiği için çok rahatsız olan topçular vardı, genç topçular. Ve bunları Özer Hurmacı'ya, hocam bize çok fazla saha içinde karışıyor, çok fazla bağırıyor, çağırıyor, küfrediyor. O yüzden biz oyunumuzu oynayamıyoruz diye Özer Hurmacı'dan direkt, yani Özer Hurmacı'da konuştuğum için söylüyorum. Özer Hurmacı da o futbolcu uyarıyor, ha öyle mi diyor, ben onları motive etmek için, o çocuk da iyi niyetinden aslında yapıyor. Ben onları motive etmek için yapıyordum ama daha kısarım diyor. Böylece anlaşma sağlanıyor. Bir denge bulunuyor. Bir denge bulunuyor. İletişim de çok önemli bu konularda. Yani içine atmayacak topçu. Ya bir şey dersen bir şey olur. Yok ben karışmıyorum. Konuşacağım, iletişim. Kesinlikle. İletişim ama sevgili Barış bak futbol oyunu ya da takım oyunları diyelim. Öyle oyunlar ki bunlar. Yani burada şimdi mesela soyunma odasına 2-1 mağlup gitti Bursaspor. Kırşehir mücadelesinde. Vallahi tam yeri geldi. Ben aslında bunu sormayacaktım ama tam yeri geldi bence. Soyunma odasında ne oldu sevgili Furkan? Bir detay verebilir misin mesela? Ne oldu? Yani abi herkesin başı önde miydi yoksa başka neler yaşandı? Hocalar öndeydi ilk. Yani hocalar muhakkak konuşuyor ama ne oldu? Yani sizdeki durum neydi? Ya ben oyundan çıktığım için biraz sonradan geldim gibi oldu. Tamam. Hani Ama girdiğimde bir şey havası vardı hani. Moral bozukluğu vardı kesinlikle. Son saniyede penaltıymış. Evet, tamam. Evet. 45'te gol yedi. Ama sonra o hava biraz dağılınca hani dönebiliriz, yapabiliriz gibisinden konuşmalar başladı. Ki çıkarken de aslında ben döneceğimizi düşünüyordum. Biz de ama düşünüyorduk. Olmadı yani. Son aynen dakikada zaten komple hücuma gidince. Ya 3'ü yiyeceğiniz belliydi evet artık. O yok, o 3 önemli değil. Uzatmadaki yenilen gol evet o işin ekstrem durumu. Ama atabilirdi yani. Golü de atabilirdik yani. Burada ben aslında şu, Kırşehir maçının mağlubiyeti tam üstüne denk geldi. Ben aslında şunu anlatmaya çalışıyordum. O yüzden de senden bilgi almak istedim. Yani bazen işte soyunma odasına gidersin. Evet, mağlup, tamam mı? Soyunma odasında takımın içerisinden bir tanesi bir çıkar, tamam mı? Bağırır, çağırır. Anladım. Hoca değil bak, oyuncu. Ondan sonra beyler biz buraya yüreğimizi koyacağız, çıkacağız, bu maçı da alacağız, geleceğiz der. Bir bakarsın gidersin, alırsın, gelirsin. Ya, anladın mı? Ya. Yani burada bazen bir oyuncu hikayeyi değiştirir sevgili Barış. Yani o bizim tabii yaş grubu küçük. İşte onu söyledim. Hani yaş grubu hani küçük. Bunlar acaba bağırdığında nasıl daha kötü bir etki olabilir? 6-0 denilebiliriz yani. Futbolcular dediğin gibi az önce bahsettiğim olay vardı ya, mesela Furkan Trabzonspor'dan transfer edilse, o Hatay'dan gelse, o Balıkesir'den gelse, yani öyle bir gruba bağırdığın zaman evet biz yaparız bunu, başarırız, hadi beyler falan filan, işte 3-5 tane de Bursa'dan futbolcu olsa dediğin doğru. Ama futbolcu bağırdığın zamanki reaksiyondan da korkuyor insanlar. Doğru. Mesela Furkan kaptan olarak bağırsa çocuklara, çocuklar belki daha çok düşecek. Bak az önceki sana şikayetten bahsettim. Sağ içinde adam diyor ki böyle yapacağım, şöyle yapacağım, adam ondan rahatsız olmuş çocuk. Çocuk rahatsız oluyor. Halbuki normalde şey diyecek hali yok. Mesela genç Mustafa'dan bahsediyor. Mustafa'cığım biraz daha koşar mısınız geriye doğru falan. Böyle bir şey yok yani. Ertuğrul'cum daha uzun zıpla falan. Böyle bir dünya yok yani. O yüzden çocuklar bunlardan da alınıyor yani. Çok enteresan. Psikolojik destek görüyor. Yani psikolojik destek derken psikolog geliyor değil mi? Evet, artık yeni destek altyapıya da gidiyor. Bence bu çok önemli bir katkı. Çok önemli abi. Bak biz nereden bahsediyoruz? Acaba böyle yapsak olur mu? Biz daha bunu tartışıyoruz. Yoksa Furkan da biliyor yani. Biraz açalım o, bilgi verelim o zaman izleyicilere. Yani o psikolojik destekle ilgili evet, bilgi evet alalım senden. Takıma genel anlamda bir psikolog geldi. Yani şu an çalışıyor, hatta 2 gün sonra da bir yani toplu halde yine bir toplantımız olacak. Evet evet. Öyle. Alt yapıya da var abi. Hı -hı. Alt takıma da geldi şimdi. Bence çok önemli. Bireysel olarak da var, takım halinde de. Bak şu anda mesela şu tesisler, süper. Şu evet konuştuğumuz konuyu bile tartışabilirsiniz yani. Kesinlikle. Acaba hani bağırsam iyi bir şey mi çıkar? Yoksa ne yapmamız lazım yani bizim bu futbolculara? 2006 doğumlu topçulardan bahsediyorsun abi. 2006, tabii 2007, 2005. Ben, tabii dediğin gibi şu bak ben bir şey söylüyorum. Sen bir şey söyle mesela, örnek veriyorsun, adam daha doğmamış. Hadi ya. Yok şu sezon bu sezon. Hayır, topçu da olmamış yani. Hayır, bir de şey de var yani, şimdi olay örnekleri veriyoruz ama hani yaşamsal örnekler de veriyoruz ama tabi burada hani o kardeşlerimiz çok küçük olduğu için onlarla da bazen örnekler de örtüşmüyor. Tabii bir de doğru, yani zayıf kalıyor. Doğru. Geçen hafta Murat Sözkesen söyledi abi, o da önemli. Bu takım hep kazanmaya alışmış. Altyapıda hep bir şampiyonluk. Buraya geliyor. Alt takımı çıkıyor ve transfer tatlısı açık değil ve eldeki imkanlarla bir savaş var. Bu sefer nasıl söyleyeyim, defansı beceremeyen topçularla kurulu dedi. Çünkü hep kazanmaya alışmış. Hep rakibi domine etmeye alışmış bir takım. Futbolcular her alt kategoride hep zirve Bursaspor. Buraya bir geliyorsun, çekilmen gerekiyor. Adam defansı bilmiyor. Doğru. Hep hücumu istiyor. O da mesela bak psikolojikman sıkıntı yani. İşte ben o sebepten dolayı Murat Hoca'ya da burada dedim ya. Yani şimdi mesela bir şey oyun şablonu. Yani benim çok sezon başından beri önemsedim yani. Sadece bu sezon için söylemiyorum. Yani mesleki anlamda her zaman. Yani şimdi bu oyuncu grubuna uygun bir oyun şablonu içerisinde oynamamız lazım. Benim hep savunduğum şey bu. Yani şu anda mesela Murat Hoca geldi. 4-4-2 ile başladı. Sonra 4-2-3-1'e döndü. Şimdi yani 4-2-3-1 ve 2 maç üst üste de aynı kadroyla çıktı. Evet. Yani baktığımız zaman bir oyuncu ilk 11 istikrarı, bir de oyun modeli istikrarını oluşturmaya çalışıyor. Saygı duyuyorum, sıkıntı değil ama Bursaspor için, Bursaspor'un şu andaki oyuncu grubunun verebileceği reaksiyona yönelik olarak oynatabileceği bir sistem farklı da olabilir. Yani bunu illa biz bu kalıplar içerisinde illa biz bunu 4-2-3-1 oynayalım diye demememiz lazım. Zaten bence bizde o tarzda olmuyor aslında abi. Hani nasıl diyeyim, bir şablonlar dediğiniz gibi ama mesela oyun içinde yaptıklarımız çok değişiyor rakibe göre. Hani atıyorum rakibin sağ kanadı zayıftır. O hafta oraya çalışıyoruz. İşte soldan atar. Rakibe göre. Yani rakibe göre o şablonun belki tamam, yani evet, hücumda farklı oluyor, defansta farklı oluyor, top bizdeyken farklı oluyor. Hani aslında böyle şablon olarak gibi düşünmemek lazım bence. Hani bizim takımımız için şu an. Ama işte o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. İşte hafta içinde çalışıyorsan evet. Mesela diyorsun ya rakibin sol beki zayıf. Çalışıyoruz, evet. Tamam, şimdi sol beki zayıf. Bursaspor'un sağ açığının o sol beki perişan etmesi lazım. Evet, dediğiniz gibi. Ama olmayınca işte ona göre mesela oraya daha fazla adamla hücum ediyoruz mesela. Sağ açığı sol bekte bırakmıyoruz da işte oraya destek daha fazla oluyor diyeyim. Aynen. Mesela Kırşehir programın en başında şimdi dedin ya, Kırşehir maçında biz önde basmak için başladık. Onlar da önde başladılar. Onlar bizim dengemizi bozdu. Mesela siz o presten kurtulup da onların savunmasının arkasına hızlı top atabilseydiniz evet. O zaman her şey bizim lehimize gelecekti. Yani aslında çalıştığımız bir şey yaptık. İşte taçtan bir organizasyon yaptık aslında. Orada bir golü de bulabilirdik 4. dakikada. Ha, bir o sonra zaten gol de öyle. Gol de öyle. Evet, gol de öyle. Gol de öyle. Aynısı şeyde yani. Taç. Doğru. Yani o çalıştığımız bir şeydi yani maçtan önce. Yani gelişi güzel bir şey değil o belli evet. Zaten. Zaten şu anki hani sistemimizde her şey yani gelişi güzel değil de bilerek isteyerek yapılmaya çalışılan şeyler oluyor saha içinde. Yani öyle bir sisteme hocamız zaten izin vermiyor. Yani gelişi güzel değil de biz bilerek doğru işte neyse yan işte rakibin zayıf yönü ona göre çalışıyoruz. Ona göre elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta yansıtamadık. Aynen. Bu yani önümüzdeki hafta oynayabileceksin ama değil mi? Sıkıntı yok. Oynayacağım inşallah. Şey de var tabi burada hani ligin durumuna bakarak baktığımız zaman şimdi burada hem sen hem de Ertuğrul Kurtuluş özelinde söylüyorum. 3. bölgede kazandığımız duran toplar bizim için çok büyük bir artı. Yani evet. Sizin o duran topları değerlendirmeniz, işte serbest vuruşlardan 6 pasa gönderilen topları sizin sonuç anlamında, artı anlamında filelere göndermeniz Bursaspor'u belki işte alacağı 3 puanlara etki edecek. Kesinlikle. Burada çünkü bir de şeyle örtüştürüyorum sevgili Furkan. Süper Lig şampiyonluğunda da Bursaspor'un en kıymetli şeylerinden birisi duran toplardı değil mi? İşte hani hikaye öyle bakmak lazım. Ve bu ligde de maalesef oyun çok kötü olduğu için, Bursaspor için değil bu, herkes için. Evet. Yani burada oyun çok kötü olduğu için burada altın değerinde duran top. Çok önemli. Yani yakaladığınız yani zaman... Tabii duran top yani. Şu anda disiplin sektörü gelmiş, bir bakayım Bursaspor'u. Son dakika bilgisi olarak vereyim. Tamam, o kötü bir şey yoktur inşallah. Ya biz sevk edildik de nerelerden sevk edildiğimize bakacağım. O kadar aşağıdayız ki in bitmedik. Bakacağım. Evet, Bursaspor. Var mı? Var. Var, tabii var. Kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişiz. Saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişiz. İkinci başkan Metin Genç talimatlara aykırı hareketleri sebebiyle PFDK'ya sevk edilmiş. Sportmen'le aykırı hareketler sebebiyle de PFDK'ya sevk edilmiş. Metin Genç yandın. Hakaretten de sevk edilmiş. Yani Metin Genç 3 tane yerden sevk edilmiş. Ama Sayın Metin Genç'in ben sevgili Barış maç yani bittiği andan... Talimatlara aykırı, sportmanlara aykırı ve hakaret. Evet, maç bittiği andan hakemler o tünele girene kadar ki evet. Bütün detayları seyrettim. Evet. Yani tabii ben sadece dudak okuyamam yani ama sürekli hani yayının başında dedim ya yani işte bunları hakaret ederek değiştiremiyoruz. Değiştiremiyoruz yani. Şimdi bak 3 maddeden disiplin yani kuruldu. Temiz 5 maç falan alır. Evet, çünkü neden 5 maç diyorum? Sedat Topaloğlu sadece hakaretten 3 maç aldı. Evet. Burada sportmenlere aykırı ve talimatlara aykırı bir kırmızı kart gördü. Kırmızı kart da var. Yani Metin Bey ilk yarıyı kapattı diyebiliriz. Yani işte. Hani çirkin kötü tezahürat ve saha olaylarda Bursaspor'u ilgilendiren kısmı, orada da büyük ihtimalle para cezası çıkacaktır. Yani bunlar da para gidiyor. Zaten 3000-4000 taraftar geliyor gelmiyor. Onlar da cezaya gidiyor maalesef. Ama hakemlerin tabii ki orada ne yapacağız bilmiyorum. Bu cezalarla alakalı da sıkıntı çekiyoruz. Mesela biz 2010'da şampiyon olduğumuz zaman Bursaspor taraftarı hiç ceza almadı. Evet. İnanılır gibi bir şey değil yani. Evet. Ve fair play ödülü aldı. Ödül aldı. Bak sadece saha içinde şampiyon olmadık o sene. Evet hatırlıyorum. Saha dışında da şampiyon olmuşuz. Taraf tribünde de şampiyon olmuşuz. Ben şimdi Kırklareli'ye doğru uzanalım. Tamam. Yani onunla ilgili bir değerlendirme yapalım. Hemen onu da hatırlatalım. Kırklarelispor ligde nerede? 15. sırada 10 puanı var. Ve Bursaspor'u yine bir 6 ve hatta 9 puanlık bir maç bekliyor. Evet. Yani bence işte fikstürde bu tarzda oynadığım maçlar, mesela bu hafta işte Kırşehir'i biz yensek 12'yi 15 yapacağız. Rakibi 5'te bırakacağız. 10 puan fark yapacağız. Şimdi aynısı Kırklareli deplasmanı. Rakip 10 puanda, biz 12 puandayız. Yenelim ve 5 puana çıkartalım. Evet. Baktığımız zaman da rakibin de şu ana kadar 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet. Onlar da gol bölgelerinde çok sıkıntılı. 6 gol atabilmişler. 18 gol kalelerinde görmüşler şu ana kadar. Tabii şu anda onunla ilgili çalışmalar var. Yarın da zaten 19'da bir böyle bir hazırlık maçı da oynanacak. Yani bilgiler doğrultusunda nedir ne değildir, öngörün nedir, düşüncelerin nedir sevgili Furkan? Yani işte puan anlamında abi kazanmamız gereken bir maç zaten. Evet. Yani o amaçla gideceğiz inşallah. Yani istediklerimizi yaparsak Kırklareli'de, yani bu ligde her takımı yenebiliyor. Hani puan olarak bakmamak lazım nerede olduklarına. Bu hafta gördük. Evet. Yani o yüzden biz de rakibi ciddiye alıp kendi oyunumuzu, hocamızın bizden istediklerini sahaya yansıtıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız yani. Şimdi daha bugün başladık çalışmalar. Evet, çalışmalar yeni başladı. Bu arada yarın da U19'da hazırlık maçı var Bursaspor'un. Yani antrenman maçı diyelim. Evet. Yarın saat 14'te orada olacağız, bakalım takımın son durumu. Bu hafta Ertuğrul Kurtuluş ve Bilal Güney olmayacak kart cezalarından dolayı. Tabii iki önemli eksik baktığın zaman. Her isim önemli bu. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Her eksik sıkıntı. Furkan'ın sağlıklı olması çok bizi sevindirdi. Çok önemli, çok önemli. Yani bizi çok Furkan mesela kornerlerde de çok etkili bir futbolcu. 300. golü atmıştım Furkan. 200. Ben o 200. golü bildim, biliyor musun Hüseyin abi? Hatta hatırlıyor musun? Bir de ne diyorum biliyor musun? Golü Furkan atacak diyorum. Kafayla diyorum ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Zaten başka nerede atacak diye düşünüyorum. Çünkü Furkan hava toplarında çok etkili. O yüzden bu ligde Hüseyin abi, Furkan, duran topun önemini biliyorsun zaten. Kesinlikle. Çok önemli abi duran top. Akan oyunda pozisyon bulmak çok güç. Özellikle biz takım halinde zor buluyoruz bu pozisyonu. Duran toplarda Furkan'ın da sahada varlığı önemli. Ertuğrul da uzun boyuyla aslında önemli. Evet. O yok. İnşallah bir kafa golü atarsan, şöyle bana bir hareket yaparsan sevinirim Furkan. Yani orada olacağım inşallah. Çünkü biliyorsun geçen sezonda yine bir maçta 0-0 gitti. Dedim bak Furkan, dedim duran toptan vuracak, kafaya atacak gol dedim. Ondan sonra doğru. Çok inan, senden daha çok sevindik. Bak demek ki sen gol attın. Bugün de bunu konuşuyoruz. Bak ben sana söyleyeyim mi? Bak Kırklareli maçında Furkan'ın golü var abi. İnşallah. Şimdi yaz abi, bak yaz bunu. Şimdi kayıt altına alalım da burada tabii hani izleyicilerimiz de ya hani öyle dediniz ama çıktı mı, çıkmasa olur mu? Hani şöyle şunu da biraz daha... Kahin miyiz? Değil. Yani nereden bileceğim? Yani. Ama bazen şimdi burada örneği biraz daha zenginleştireceğim. Mesela Ahmet maçında da sevgili Barış, hatırla. Ne dedim ben? Dedim bak artık dedim Enver Cenk Şahin'i istiyor yani. Gol bile onu istiyor. Yani öyle bir hale geldi ki gol bile Enver'i istiyor. Enver çok motiveydi o maçta. Ve dedim yani bir yakalasın. Kalecin dedim üstünden dedim de hatırla, ondan sonra vuracak dedim, Şamdel'den atacak dedim golde, ondan sonra birebir gol aynı. Neden? Çünkü oynanan oyun da oraya geldi. Enver Cenk Şahin özelliğini de biliyoruz ya, o onu yapacak. Şimdi biraz önce hani, özelliği olan ve sergileyemeyen kardeşlerimizi konuştuk ya. Şimdi mesela onlarda da bazı kapasiteler var. Göster. Mesela buradan en azından biz motive edelim. Bak tabii. Değerli kardeşlerim, Bursaspor taraftarı sizin özelliğinizi göstermenize tepki vermez. Vermez, ondan çekinmeyin. Sen o özelliğini göster. Bir dene, iki dene, üçüncüde sonuca da ulaşırsın. Taraftar da o coşkuyu verir sana. Yani Bursaspor taraftarı şeydir. Sağ ama onların çekinmelerini de anlayabiliyoruz yani. Bu çok net. Puan cetveli insanı tabii sıkıntıya sokuyor. Yani ya baskı oluyor tabii ki abi. Burada tabii hem işte teknik heyete hem sevgili Furkan sana da büyük sorumluluk düşüyor abi olarak. Bu arada Kuzey Kale arkasındaki genç kardeşlerime sesleneyim. Bu hafta Kırşehir taraftarı çok fair play anlamında çok güzel tezahüratlar yaptı. Bir bölümde yanlış mı anladılar? Ben onu konuştum. Yanlış anlamışlar. Yanlış anlamışlar değil mi? O yüzden Kırşehir taraftarını da kutlarız. Çok fair play örneği gösterdiler sağ olsunlar. Bu tarzda taraftarları seviyoruz. Bursaspor taraftarını da artık Kırklareli'ne bekliyoruz. Ki deplasmandan çok gelen taraftarımız deplasmanlara çok büyük ilgi gösteriyor. Evet. Bu karşılaşmada da önce bir yasak geldi. Sonra yasak kalktı Hüseyin abi bu arada. Ama kalktığına dair Bursaspor kulübüne yazı bekleniyordu gün içinde. Ben kulüp müdürüyle vesaire de konuştum. Daha yazı gelmemişti ama gelecek. Yani ve burada da çok önemli bir şey söyleyeceğim ki onun haberini yaptım ama daha yasağın kalktığına dair resmi bir evrak gelmediğinden dolayı girmedim. Şu nokta çok önem arz etmiş. Sosyal medyanın gücünü kullandık burada. Mesela ben çok sosyal medyayı sevmiyorum. Yani hiç sevmiyorum hatta. Bu mesleği bıraktığımız zaman beni göremezsiniz. Ama sosyal medyanın gücü sayesinde bu yasak kalkıyor. Çok iyi. Vali vesaire diyor ki ne oluyor ya, biz bu kadar fazla bize mesaj geliyor. Kırklareli ne kadar zaten nüfus. Evet. Bu kadar ne oluyor diyor. Bursaspor efendim yasakladılar. Ne demek yasak falan filan. O şekilde diyor ki arıyorlar kulübü. Kulüpten aldığım bilgi bu. Yani biz sosyal medyada gördük bu olayı. O yüzden hemen el atıyoruz. Merak etmeyin yasak kalkıyor diye. Yani Bursaspor taraftarının evet, o yoğun mesajı bu yasak kalkmasında etken oluyor. Çok onu da bilgisini verelim. Tabii ki yazı gelecek resmi olarak geldiği zaman yine haberi görürsünüz. Yani Bursaspor taraftarı %99.9 Kırklareli'ne gidebilecek. Aynen. Furkan, son olarak eklemek istediğin hem kendine dair hem Bursaspor'a dair süreç anlamında, hedefler anlamında, beklenti anlamında neler söyleyeceksin? Yani abi tekrar teşekkür ederim sizlere davet ettiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz. Yani çok değerli bir şey yaptınız. Çünkü saha içinde yalnız gibi hissediliyor olabiliriz bazen. Kazanırken her şey güzel ama kaybettiğimizde de böyle anlar çok değerli bizim için. Çok teşekkür ederim o anlamda size. Hedeflerimiz anlamında da yani bizim takımımız maç maç galip gelmek için en iyi şekilde, en doğru şekilde mücadelesini verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek isteğimiz yani destek olunması bize. Hem camiamıza, çünkü çok gerçekten çok büyük bir kulüpte oynuyoruz. Değerini zaten belki bizden çok dışarıda biliniyor değeri. Evet, İnsanlar doğru, bunu hissediyor. Sen daha iyi biliyorsun, deplasmanlara geliyorsun. İnşallah biz de kulübün iyi yerlere gelmesinde emeğimiz ne kadar olsa o kadar mutlu olacağız. Yani çabamız bu yönde, iyi niyetimiz bu yönde. İnşallah. Allah'ın izniyle o iyi niyetlerin karşılığında hem sen hem de takım adına hem cami adına inşallah alacağınıza biz de canı gönülden inanıyoruz. Sevgili Barış, sen son olarak neler söyleyeceksin? Abi ben de Furkan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi niyetli, özgüveni yerinde. İnşallah çok daha iyi yerlerde Bursaspor formasıyla kendisini görmek nasip olur. Ben Furkan'ın Bursaspor'dan da ayrılmayacağını ve tarihe geçeceğini düşünüyorum. Yani sadece Bursaspor'da böyle başladı, bitirdi tarzında olur inşallah. Ama Bursaspor'u Süper Lig'de jübilini görmek istiyoruz. İnşallah. Tabii parola burada destek. Yani Furkan'ın verdiği mesaj bu. Parola destek. Destek çıkın. Yapacak bir şey yok. Destek çıkacağız. Taraftarlar çıkacak, camiler çıkacak, bizler çıkacağız. Ve inşallah bu desteğin ilk meyvesini de Kırklareli deplasmanında alacağız. İnşallah. Oradan da 3 puanla döneceğiz Hüseyin abi. İnşallah. Ben de yayını kapatmadan önce sevgili teknik direktörümüz Murat Sözkesen hocamıza da buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta programımızda şöyle bir ifadesi olmuştu. Benim için artık yani çok yayınlara çıkmak önemli değil. Hani biz burada sağ olun davet ettiniz, konuştuk, ettik, anlattık ama bundan sonra bence siz oyuncularımızla konuşun. Oyuncularımızı ekranlarda, taraftarımızla, camiamızla buluşturun cümlesi vardı hocamızın ve kaptanımıza da bu hafta için izin verdiler. Bizlerle birlikte oldu. Ve ben bu yayının açıkçası çok ciddi bir şekilde Bursaspor taraftarlarına da olumlu yönde, pozitif yönde iletildiğini düşünüyorum, geçtiğini düşünüyorum. Ve bundan sonraki tribünlere gelen taraftarların da, gelmeyenlerin de, gelenlerin de, gelmeyenlerin de gelmesini de ayrıca buradan davetini de yapmış olalım. Futbolculara karşı bakış açısının biraz daha farklı noktada da doğru gideceğini de açıkçası canı yürekten inanıyorum. Tüm dileğimiz bu oyuncu grubunun, camiamızın bir an önce hak ettiği yere, Süper Lig'e adım adım ve doğru planlamalarla ulaşmasını canı yürekten bizler de istiyoruz. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.